Necat Bey, buyurun alın. Az sessiz olun. Adam zengin bir şeye benziyor. Ben 63 yaşında genç bir insanım. Maşallah. Çok şükür. Evet, ne işle uğraşıyoruz Necati Bey amca? Ah, Ozan ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Sakalı seni makabına yolayım. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Ben esasında 63 yaşında genç bir insanım. Evet. Böyle senin gibi boylu poslu endamı yerinde bir kızla da evlenmek istiyorum. Ay ben size layık değilim Necati Bey amca. Aşk olsun yav. Taksın sen de amcaya ha. Allah Allah. Sen olmasan ana şarkıcı kız da olur. Aa. Vallahi olur. Olmadı. Gel çok buraya. Tanıyacağım. Aa Necati amca. Aa bismillahirrahmanirrahim. Otur çok otur. Güzel maşallah. Aa otur. Dur ben dur ben sana bir kadın bulacağım. Dur. He? Seni evlenmeden göndermem bu stüdyodan. Sen otur. Kız sen de bir tarafa değil mi? Vallahi gideceksin güme ha. Beni... Azgın teke çıktı ayol bu. Ya bunu da yani. Evlendirmeye çağırdın beni. Ona olmaz diyorsun, buna olmaz diyorsun. Ya kimle evleneceğim ben? Aa dur ayol bismillahirrahmanirrahim. Taliplerin çıkacak daha bekle. Ben seni evlendireceğim. Ben sana güzel bir eş bulacağım. Sen hiç merak etme. Hadi inşallah. Aa azgın teke çıktı ayol bu. Evet Necati amca. Sen bize kendini anlat. Kimsin, nerelisin? Ben esasında Çankırılıyım. Evet. Ama 25-30 sene önce İstanbul'a gelmişiz. Evet. Şimdi İstanbulluyum. Ay ne güzel ilk defa canlı yayına çıkıyorum. Biliyor musun Cemile'nin hiç şansı yok. Gencim, güzelim dedi. Hepsi yalan. Ay deli mi olur bu işler? Kısmet bu. Canım yalanla kısmet olur muymuş? Ay ben yalanı hiç sevmem. Arkadaşım bile olsa kızdım yani. Bana bak Feride. Sana da bir koca bulsak ya gelmişken. Tabii olur. Gelmişken 2-3 tane alalım. Hatta ileride lazım olur. Nasıl olsa burada Sebil gibi. Ay Perihan. İyi aman evlenme. Kal evde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman efendim çok naziksiniz. Efendim, buyurun Necati Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet. Nasılsınız Necati Bey görüşmeyeli? Allah'a şükür. Biz iyiyiz. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Talipleriniz geldi. Arkada bekliyorlar efendim. Ama maşallah 50-60 tane vardır herhalde. Yani 50-60 değilse de bir sürü teyzemiz var. Hepsi teyze mi bunların? Hiç abla yok mu? Ay var ayol var. Aa olmaz mı? Oh oh ne iyi. Ama bak öncelik senin. Yani he de kapat programı hemen gidelim. Ay Necati amca aşk olsun kudurdu gene ayol bu. Bak bana böyle ablalardan bahsetmişler. Kuzu olsun, kuzu, kuzu. Nasılsın Dürdane ablacığım? Sağ ol, teşekkür ederim. Ah canım. Evet, Necati Bey'i beğendin, evlenmek istedin ve buralara kadar geldin, öyle mi? Evet. Ah ne güzel. İnşallah siz de beğeneceksiniz Necati Bey. Vallahi inşallah, umarım. De yani bu paravan iyi bir şey değil ya, bunu açalım mı? Patlama ayol. Ben meraktan çatlayacağım. Ha çatlayacaksın vallahi hakikaten. Dur sabırlı ol ayol. Dinleyelim tamam, peki, bir kadını. Tamam. Dürdane ablacığım nesini beğendiniz Necati Bey'in? Genç ve delikanlı. Genç delikanlı diyor. Kadın o. Erkekten evet. Anlıyor. Aa. Geç açtım paramanı kadın çöktü. Bence bununla evlensin. Bu babanızdan önce ölür, miras da size kalır. Doğru vallahi. Ne oldu Necati Bey? Elektrik aldın galiba, öyle tutuldun kaldın. Alamadım. Niye? Trafolar yanmış. Yok yok, bir şey yok. Elektrik nakil hatlarında bir arıza var da ondan öyle teyzeciğim. Bana mı teyze diyorsun? Sen bana bu şarkıcı kızı al daha ya Allah canımasın kurban. Onu sıcak sudan soğuk ya elini sokma. Olmaz Necati Bey. Demirbaş ayol veremeyiz onu. Bu demir de paslanmış anacığım. Kenarca çık. Şükür olsun. O zaman sıradaki adayımıza geçelim değil mi? Benden iyisini mi bulacaksın? Hı. Gönlünü hoş tutarım. Her işini yaparım. Konuş Allah razı olsun. Sağ ol ablacığım. Ne ablası
olsun ya? Kime diyor bu abla değnekler? Affedersin evet. Canım kızım, sağ ol siz. Sağ ol. Anlaşıldı, burada hiç elektrik yok sevgili hanım. Hatta şase yaptı burası. En iyisi toparlayalım. Sizi maalesef gönderiyoruz Dürdane teyzeciğim ama hiç üzülme, ben sana başka bir kısmet bulacağım. Ama bunun gibi genç, güzel olsun. Yapma bana bunu. Hadi Dürdane teyzeciğim, biz seni uğurlayalım. Evet, alkışlarla gönderiyoruz. Hay Allah, bu iyiydi ya. Şimdi genç biri gelirse yandık. O zaman şimdi Cemile Hanım gelecek. Cemile Hanım dün bize telefonda ben çok güzel bir hanımım efendim demişti. 65 yaşındayım ama 45 gösteriyorum demişti. Bakalım bunlar doğru mu? Bakalım Necati Bey Cemile Hanım'ı beğenecek mi? Valla Dürdane Hanım'dan iyiydi. Ben göreceğim. Hoş geldiniz Cemile Hanım. Buyurun. Buyurun. Evet, nasılsınız? Heyecan var mı? Teşekkür ederim. Ah çok. Titriyor. Aa, Necati amca çok ayıp ama kudurdun gene ha. Merak ettim o kız, merak ettim. Otur ayol, 2 dakika oturduğun yerde. Tamam. Evet, Cemile Hanım, Necati Bey paravanın arkasında. Buyurun konuşun. Merhaba Necati Bey, nasılsınız? Merhaba efendim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Cemile Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Emekli misiniz, ev hanımı mısınız? Cemile Hanım, kaç kilo çekiyorsunuz? Göreceksin, çatlama Necati amca. Siz buyurun, devam edin Cemile Hanım. Ben ev hanımıyım, çok güzel yemek yaparım. İşkembe çorbası yapabiliyor musunuz? Bilmem ama bizim mahallede işkembeci var. Yani her işkembecinin çorbası içilmez ki. İşkembe yerine 40 bayır verirler, şırdan yerine börkenek verirler. Aa, onlar ne ayol? Efendim şimdi sığırın midesi 4 bölümdendir. İşkembe, şırdan, 40 bayır, börkenek. Ay tamam Necati amca, içimiz dışımıza çıktı vallahi. Gene başladım biyoloji dersine. Bana mumbar yapayım firikle. Siz devam edin Cemile Hanım. Daha evvel evlendiniz mi hiç? Evet evlendim. Beyim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Eceliyle mi öldü, çorbadan mı zehirlendi? Ay sus Necati, Allah Allah amca ya. İnsanlar nasıl bu şekilde evleniyor anlamıyorum. Ha karpuz alırken bile kestirip içi nasıl diye bakıyorsun. Tamam işte, bu programda onun gibi bir şey. Ya insanlar birbirlerini birazcık tanıyorlar, ondan sonra da evleniyorlar. Ya kesmece evlilik gibi bir şey. Ha 3-5 dakikada bir kadını nasıl tanıyabilirsin ki? Merak etme, herkes Erdem gibi basiretsiz değil. Ya Erdem, hadi ara şu programı, sabote mi ediyorsun, ne yapıyorsan yap artık ya. Abi tamam, birazcık daha sakin olmamız gerekiyor. Daha kimseyi beğenmedi, şimdi durup dururken arayıp sinirlendirmeyelim. Babam bunu hayatta beğenmez, dişlerinin haline bak. Çoluk çocuk var mı Cemile Hanım? Var, 2 tane kızım var. Allah bağışlasın, burada mı onlar? Yok, onlar gelmedi. Ben arkadaşlarımla geldim. Merhaba. 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 Merhaba, hoş geldin. Bak bak. Nasıl kafayı uzatıyor? Bekarsınız galiba siz de. Yok yok, ben evliyim. Feride bekar, o bekar. Ay merak etme anacığım, onu da evlendiririz. Bu stüdyodan bekar çıkmak yok. Vallahi evlendirin, evlendirin. O kadar güzel yemek yapar ki bir sarma sarar incecik parmak gibi. Bir mezeler yapar, İstanbul'un en güzel restoranlarında bulamazsınız. Perihan. Alan yaşadı vallahi. Evine de çok güzel bakar, tutumludur. Beyler, kaçırmayın Feride'yi. Aa teyze, aa çok ayıp ayola, dişi Necati teyze geldi vallahi billahi. Sus, ele geçirdim programı. Aa, Cemile Hanım, nesini beğendiniz Necati Bey'in? Sempatik bir bey, konuşmaları güzel. Hali vakti de yerinde. Aa, böyle biraz balkon var ama pek sorun teşkil etmiyor galiba sizin için. Hiç sakıncası yok, balkonda olur, terasta. Ben sanki Hülya Avşar mıyım canım? Yani. Gerçi biraz asma kat çıkmış ama Necati Bey. Ne diyorsunuz Necati Bey? Babam müteahhit miydi? Ne diyorsunuz Necati Bey? Açalım mı paravanı? Açalım açalım, merakla bekliyorum. Hadi o zaman bakalım, açılsın paravan. Ay iyi misiniz Necati? İyiyim. Su ister misiniz? Sağ ol. Ne oldu? Çok yoğun oldu elektrik herhalde, ondan mı? Yok, tam tersi. Elektrik alamadım. Kardeşim ne budur? Ay. Çünkü voltaj biraz düşük geliyor. Yani elektrikler kesik gibi. Elektrik Edus Hun'dan öncesi gibi. O
Hani yani elektriğin icadından önceki gibi. Eyvah. Elektrik alamadım diyor Cemile Hanım. Ne yapacağız? Öyle bir görüşte elektrik mi olur canım? Bir evlenelim, elektrik ondan sonra. Ne diyorsunuz Necati amca? Yani nikahta bak keramet vardır. Belki sonra gelir bu elektrik ha? Vallahi 45 gösteriyorum demiştiniz ama... tarihi bir görünümünüz var. Arkeolojik bir değer taşıdınız muhakkak da... Lidyalılardan gibi duruyorsunuz. Lidyalılar kim ayol? Aa çok ayıp. Belki ruhu genç kadınla yok. Teşekkür ederim. Belki saygı duyarım ama ben almayayım. Duydunuz Cemile Hanım. Vallahi ne diyelim Necati Bey ne istediğini o kadar iyi biliyor ki. Bu iş olmayacak gibi ama üzülmek yok Cemile Hanım. Ay ben ne üzüleyim o üzülsün ayol. Hah aldınız mı cevabınızı o üzülsün dedi. Aldım başım üstüne. Sizi gönderiyoruz. Cemile Hanımcığım alkışlarla lütfen. Adayların hepsi böyle olursa belki evlenmekten vazgeçer. Biraz daha bekleyelim. Efendim şimdi sıradaki adayımız Meftune Hanım. Bakalım Necati Bey Meftune Hanım'dan elektrik alacak mı? Huzurlarınızda Meftune. Bir dakika bir dakika. Lütfen çağırmayınız Zuhal Hanım. Aa neden? Şimdi çağıracağınız hanım böyle 50 yaşlarında mı gösteriyor? Yani göreceğiz işte çağıracağım şimdi. Yok yok yani böyle siyah saçlı... omuzlarından dökülmüş bukleli mi? Yok daha kısa saçlı. Gözleri ışıl ışıl parlıyor mu böyle? Ay ne bileyim ayol ona siz karar vereceksiniz. Bluzu kordaleli kırmızı bluzu mu? Aa, kırmızı mı seviyor? Ay ne diyorsun ayol kafamı karıştırdın çağırayım işte kadını gözüme. Meftune Hanım. Ama bir dakika bak bunlar yoksa ya ben elektrik alamam. Görmeden mi? Görmeden. Benim hislerim çok güçlüdür antenlerim çok açıktır. Elektrik varsa içeriden bile alırım. Aa deli ayol bu adam. O yok. Zaman ben sana dur, Ulviye Hanım'ı çağırayım. Alamadım elektrik. Nermin Hanım'ı çağırayım. Alamadım. Allah Allah. Nereden bulacağız size Necati Bey elektriği? Siz bulmayacaksınız. Ben buldum bile. Bak, güneş gibi parlıyor, kurban olayım. Aa! Şu anda kendimi ışık hızını keşfeden Einstein gibi hissediyorum. Nasıl yakaladım ben bunu? Ay inanmıyorum sana Necati amca. Seyircime mi göz koydun sen ayol? Bak kız kesişiyor musun siz bakayım sen? Onun için bu adam kimse. Dur ayol. Sen dur bakayım. Ayol belki adamın kısmeti burada. Merhaba. Merhaba. Necati Bey sizi çok beğendi. Teşekkür ederim ama ben sadece seyretmeye geldim. Hmm, siz bekardınız değil mi? Bekar bekar. Al götür şunu evlendir. Perihan. Yok kusura bakmayın ama ben evlenmeyi düşünmüyorum efendim. Ya ama kısmet bu iş hanımefendi belli mi olur? Bakın o kadar hanımefendi arasından sizi seçti. Gelin ama bir konuş- öyle pat diye olmaz ki yani. Ne bileyim pantolon alırken bile insan önce bir dener değil mi? E tamam işte biz de konuşacağız hanımefendiciğim. Allah yok, Allah. Yok, ay, bu kadar kişi. Aa hadi gel gel kısmet. Yok, vallahi işte. Yürü. Aa, alkış Allah, alkış. Hadi ya, hadi. Ya, hadi. Ya, aa ya, yürü yürü. Gel gel. Gel, gel. Abi. Babam galiba aşık oldu. Saçmalama Erdem. Babam aşık olmaz. Onun içinde öyle güzel duygular yoktur. Oğlum babam gerekirse köprüyü geçene kadar Sezen Cumhurel kadar aşk adamı olur. Ha, bence kadının güzel meze yaptığını duyunca tav oldu. Aynen öyle. Ay şşşt. Ay dur çok heyecanlı. Babam. Ya abicim arasana şu programı hadi ya ara ya. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Aa böyle böyle Necati abi. Şaka ederim. Buyurun eyvah. efendim isminiz neydi? Feride. Feride Hanım. Bakın Necati Bey size çok fena aşık oldu. Ne yapacağız şimdi? Bu aşk değildir efendim. Yani bu kadar hızlı ancak çocuklar aşık olur. Zaten benim içimdeki çocuk aşık oldu. Ay alkış, alkış. Ay. Necati Bey, buyurun. Feride Hanım'ı huzurlarınıza getirdik. Hadi bakalım ikna edin şimdi. Feride Hanım ben sizden elektrik aldım. Elektrik sizde kalsın. Nasıl olsa fatura kesmiyorum. Güle güle harcarsınız.
Niye beraber harcayalım? Bu elektrik ikimize de yeter. Önceleri hep böyle elektrik olur. Evlenir evlenmez kesintiler başlar. Karanlıkla kadın başınıza kala kalırsınız. Ama kötü bir adamla evlendiğiniz ne kadar belli oluyor. Aa, öyle mi Feriha Hanım, evlendiniz mi siz? Evet efendim. Aa, ne oldu peki? Sakın aldatıldım demeyin, inanma. Aldattı efendim. Var değil mi hala böyle şerefsiz herifler? Vay 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 vay. İnsan nasıl yapar bu salaklığı? İnsan nasıl bu kadar avanak olur? Ya. E boşandınız tabii. Tabii efendim. Çok sevindim. Neye? Boşanmanıza. Boşanmamış olsaydınız şimdi burada görüşemeyecektik. Ve ben bu güzelliği görmekten mahrum kalacaktım. Kader ağlarını örüyor Feride Hanım. Kaderin önünde durmayın lütfen. Vay. Vay be. Şiir gibi oldu Necati Bey. Bir de şiir okuyayım isterseniz. Buyurun. Kara tutum. Çatal karam çingenem. Nardanem, nurdanem, bilenem. Acisen dalımsın, peteysen balım, arım, karım, karım olur musun? Oh, oh, oh! Oo, senin baban şiirde mi biliyordu? Bırak Allah aşkını. Babamın işine gelsin. İstiklal Marşı var ya on kıta, onu bile ezbere söyledi. Ay inanamıyorum yani hanımlar. Az önce işkembeden bahseden adam gitti, yerine romantik bir beyefendi geldi ayol. Öyle demeyin ama yani kasaplık romantik bir meslektir. Benim dükkanda bütün koyunlarımın poposunda gül vardı. Rapon kağıdından bir eyle gül yaparım, gene koyarım. Yani estetiğe çok önem verdim. Tamam, belli belli. Ya mübarek 40 sene kasaplık değil de antikacılık yapmış gibi anlatıyor. Sonra benim kestiğim koyunların yanında kıyamadığım koyunlarım da vardır. Ya. Ben koyuna, kuzuya çok şarkı yakmışımdır. Koyuna bak, koyuna da bak Yosman'ın boyuna da bak Yosman'ın boyuna. Kıvrım kıvrım saçları taranirinam, ah dolanıyor boynuna. Taranirinam, taranilanirinam, naynirinam, taranirinam, taranilanirinam, naynirinam, taranirinam. Irmaktan geçemiyorum da düş gördüm seçemiyorum da düş gördüm seçemiyorum. Sen benden geçtin ama taranilinam de senden geçemiyorum. Taranilinam, taranilanilinam, naynilinam, taranilinam, taranilanilinam, naynilinam, taranilinam. Hadi oğlum ya, düşmüyor mu ya? Adam neredeyse gerdeğe girecek be. Düşmüyor işte, düşmüyor. Çok arayan var galiba. Yani arayıp ne diyeceksiniz ki? Ne mi diyeceğiz? Ne bileyim ya. Söyleriz işte, 3 kere boşandığını söyleriz. Ondan sonra çok cimridir deriz. Gerçekleri söyleriz ya. Ay inanmıyorum yani Necati Bey. Harika. Bak, ne güzel sesi var. Al sen bunu kız. Vallahi bak sesi yeter ayol. Suhal Hanım, ben artık yerime döneyim. Aa, ne, nereye? Aa, vallahi bırakma otur. Aa, vallahi kızıyorum ha Feride Hanım. Bakın adam ne güzel şarkılar, şiirler. Yani evlenmek istiyor, niyeti ciddi. Hiç mi merak ettiniz bir şey yok? Hiç mi sorunuz yok yani? Bakın Suhal Hanımcığım, ben buraya sadece seyretmek için geldim. Yani evlenmek gibi bir niyetim yoktu. Ne sorusu sorayım? Evet evet, ben artık yerime aa, döneyim. Aa, vallahi bırakma. Aa, lütfen. Aa, konuşuyoruz ne olur. Aa. Ay tamam, tamam senin bir şey soracağın yok, ben soruyorum. Şimdi Necati Beyciğim, farz-ı misal bu iş oldu diyelim. İnşallah. Mutlu bir izdivaca, inşallah hepimizin huzurunda adım attınız. Bu hanımı mutlu etmek için ne yapacaksınız bakayım? O benim başımın tacı, gönlümün sultanı olacak. Onu el üstünde tutacağım. Mutlu edeceğim, gezdireceğim, gösterteceğim. Ay. Yani gününü gün edeceğim. Bak ya, bak alkış ya. Peki Necati Beyciğim, hizmeti sever misiniz? Böyle evin hanımı dört dönsün etrafınızda ister misiniz? Tabii. Hayır, hizmeti hiç severim. Yani ben kendi işimi kendimi korurum. Yalan. Hiç kimsenin işine karışmayı da sevmem. Çarpılacağım. Yalan artık ya. Aslında şimdi bizim çalışma zamanımız değil, keyif zamanımız.
Benim istediğim akşamları bir köpüklü kahve, bir hoş sohbet, muhabbet. İşte budur. Bu zamanda böyle bir adam, bilmiyorum yani hanımlar zor bulunur. Şanslı gününüzdesiniz Feride Hanım. Yok, şanslı gününde olan biri varsa o da ben. Adam Kazanova maşallah. Alınmaca, kırılmaca yok. Şimdi bazı şeyleri soracağız değil mi hanımlar? Tabii. Geceleri horlar mısınız? Yok. Yalan. Horlamam yani. Kedi gibi sessiz, mışıl, uyurum öyle. Efendim seyircilerimiz kusura bakmasınlar, lafı biraz uzatıyorum ama Feride Hanım buraya talip olarak gelmedi. Seyircilerimiz arasında öyle melir melir oturuyordu ama Necati Bey onu beğendi ve biz kendisini buraya aldık. Dolayısıyla ben onun adına bazı şeyleri sormak ve öğrenmek istiyorum. Haksız mıyım Feride Hanım? Zuhal Hanımcığım, en iyisi ben yerime gideyim artık. Aa, olmaz vallahi, olmaz öyle şey, lütfen, lütfen. Bu iş olacak. Vallahi olacak. Bu kadar program yaptım, ben böyle bir olay yaşamadım yani. Kesin bu iş olacak. Şimdi efendim, Necati Bey bir kez evlilik yapmış, eşi vefat etmiş. Yalan. Yalan. 5 tane çocuğu var. Çocuklarınız evli miydi Necati Bey? Hepsinin evi var. Yalan. Peki nerede yaşıyorlar Necati Bey? Böyle zırt pırt gelir giderler mi? Üçü İstanbul'da, biri İzmir'de, biri Adana'da. Bayramdan bayrama gelirler. Nasıl bayramdan bayrama ya? Her akşam buradalar be. Yani Feride Hanım'ı böyle sakin, huzurlu bir evlilik bekliyor, öyle mi? Kesinlikle. Yalan. Ama şimdi ben bir şey sormak istiyorum. 5 tane çocuk. Hepsinin evlenmenize rızası var mı? Sonra bu kadını başın etine yemişsinler bir pek pek. Hepsinin evlenme rızaları var. Hepsi rıza gösteriyor. Hepsi evlenmemi istiyor. Yalan. Diyorlar babacığım diyorlar, sen artık yalnız kalma diyorlar. Evlen, mutlu ol diyorlar. Mutlu ol, senin de hakkın diyorlar. Tabii tanesi böyle yani iki göz iki çeşme ağlayarak istiyor. Şimdi Necati Beyciğim, bu kadar eviniz barkınız olduğuna göre maddi sıkıntınız da yoktur herhalde. Yok elhamdülillah yani, kriz bizi teğet geçti. Ben o teğetin dokunduğu yerden çok uzaktayım. Oh maşallah maşallah. Ama şimdi bir şey merak ediyorum. Kimi erkekler vardır böyle parası bu olur eli cebine gitmez değil mi hanımlar? Siz cimri misiniz, harcıyor musunuz paraları? Yok haşa, benim elim boldur. Ha. Çok merhametliydi, dağıtırım ben. Düş be düş. Zaten bu yaştan sonra benim parada pulda gözüm yok. Para insana her zaman mutluluk getirmiyor. Yani evlendikten sonra inşallah neyim var neyim yok hepsi kesinlikle onundur. Hayır. Ya. Bana bak, kaçtı şu numaraya, ver şunu bakayım, ver. Evet efendim, şimdi huzurlarınıza astroloğumuz Semih Bey'i çağırmak istiyorum. Alkışlarla lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Zuhal Hanımcığım, ben sabah gazetede falımı okudum, hiç evlilik falan yazmıyordu. Ay, öyle gazeteyle falan olmaz bu işler efendim. Burada kapı gibi astroloğumuz var değil mi? Söyle bakayım burcunu. Başak. Ha, sizi? Koç. Ne diyorsunuz Semih Bey, olur mu bu iş? Efendim şimdi Başak Burcu ince eleyen, sık dokuyan bir burçtur. Çok titizdirler. Aa, öyle misiniz? Çok ince elerim. Yani bir şarkıya kanmam. Efendim Başak Burcu her olayın altında bir şey arar. Her olayı çok inceler, nedenlerini araştırır. Koç'la anlaşabilir mi peki? Hem anlaşır hem anlaşamaz. Bak anlaşır dedi. Anlaşamaz da dedi. Ma hem dedi başta. Koç burcuna gelince efendim, Koç burcu öncü bir burçtur. Her zaman lider olmak isterler. Kendi doğruları vardır. Öyle misiniz Necati Bey? Böyle dediğim dedik, çaldım dedik misiniz? Yok efendim, bizde empati, bizde demokrasi. Ben çok demokrat bir adamım. Yalan! Efendim olay Feride Hanım'da bitiyor. O isterse gayet güzel anlaşırlar. Duydunuz değil mi efendim? Olay bende bitiyormuş. Müsaadenizle ben yerime gideyim. Aa nereye? Yol hiçbir yere gidemezsin. Dur şöyle. Gel sen de Necati amca. Gel. Aa yeter artık ama. Durun şöyle yan yana. Vallahi ben gördüğüme inanırım. Nasıl, yakıştılar mı birbirlerine? Düştü. Alo, iyi günler. Ben canlı yayına bağlanmak istiyorum da. Evet, Necati Bey'in oğlu Lütfü. Evet. Feride Hanım, bakın seyircilerimizden de destek geldi bu birlikteliğe. Ne dersiniz? Sizi arkaya yollayayım, bir kahve için biraz sohbet edin. He? Bakın Zuhal Hanımcığım, ben Necati Bey'le tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum ama benim evlenmek gibi bir niyetim yok. Aa, taş olsa çatlar ayol. Adam vallahi öldü bitti şurada saatlerdir. Aşık oldum diyor, evlenmek istiyor. Bir kahve ayol, bir kahve. Ha?
Ben aslında kendilerini bir kahveyle bırakmam. Ben kendilerini bir akşam yemeğine davet etmek istiyorum. Çünkü daha konuşacağımız çok şey var. Ay çok şeker, alkışın ya. Ha, bu arada bir telefon bağlantımız varmış. Aa, Necati Bey'in oğlu arıyor. Oğlu mu sanıyor Necati Bey? Aa, merhabalar Zuhal Hanım. Aa, merhabalar Lütfi Bey, buyurun. Bakın inanın bana, yani sizin bu yaptığınız program var ya gerçekten mükemmel. Yani biz ailece inanın bana sizi izliyoruz. Her gün izliyoruz ya. Evet evet, gerçekten size çok... Ya ver şunu, ver. Zuhal Hanım merhaba, ben öteki oğluyum. İyi günler, buyurun. Zuhal Hanım beni şimdi iyi dinleyin. Alo. Babam bir defa değil, üç defa boşanmıştır. Hatta kadınlar onu terk etmiştir. Babam demokratım dedi ya, hiç demokrat değildir. Bir saniye. Babam cimri değilim dedi ya, cimrinin önde gidin. Ne var be? Hayatım ses gitmiyor ses. Hat koptu bak. Alo. Alo, alo. Ya. Bağlantı koptu sanırım. Koptu. Ne olmuş? Ne olacak? Ses koptu, hat kopmuş, ses çıkmıyor. O zaman ben sizi yemeğe yolluyorum Filiz Hanım. Aa, olmaz Zuhal Hanım. Ben size evet demedim ki efendim. Aa. Gözleri aşk kabulen, taze süt dalısın. Gözleri aşk kabulen, taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, kalbime doğmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tamam tamam, ay. Tamam. Müsaadenizle sizi İstanbul'un en güzel kebapçısına götüreceğim. Ay eksik olmayın, teşekkür ederim ama ay ben kebap hiç sevmem. Öyle mi? Neyi seversiniz? Yani hiç gereği yok ama balık severim. Zahmet etmeyin, biz bir kahve ben içelim. Ben balığa bayılırım. Ya baba ya, bir tane de doğru bir şey söyle ya. Bir tane ya. Vallahi ben sizi balıkçıya götüreyim en iyisi. Ya çok sevdiğim, çok iyi bildiğim, mükemmel balık yapan bir yer var böyle. Ay yok, hiç gerekmez. Yok yok, ben sizi balıkçıya götürüyorum. Biraz böyle şey ama çok şey. Yani mutlu oluruz be kız. Ay işte bu alkış, alkış, alkış. Kızı balığı yedirin. Ay çalma, çalma yok. Siz de gelin. Necati Bey ilk raundu kazanmış, Feride'den bir yemek koparmayı başarmıştı. Ama onu ikna etmek hiç de kolay olmayacaktı. Feride en güzel elbisesini giydi ve o akşam Necati Bey'le buluştu. Necati Bey o gece flört eden her erkek gibi çiçeğini aldı, çok kibar davrandı ve en beğendiği yanını devreye soktu. İkna yeteneğini. Ey kız kulesi, neden bu kadar güzelsin diye sormuş Galata Kulesi. Kız kulesi ne cevap vermiş? Evlenmeyi düşünmüyorum mu demiş. Güzelim çünkü senin beni sevmen için demiş. Artık ikisi de yaşlandı. O aşktan evlilik olmaz. Niye canım, Galata Kulesi dimdik ayakta, o kadar deprem gördü. İkisi de Boğaz'da ayrı yakada. Yani kavuşmaları imkansız. Yok, bugün Kız Kulesi'yle Galata Kulesi burada buluştular. Devam ediyor musunuz? Alabilirsin canım, hanımefendinin servisini. Pek de güzel. Öyle mi? Lüfer. Kardeş, burada pirzola yok mu? Pirzola mı? Burada pirzola yok efendim. Burası balıkçı. Ama anladık, tamam peki. Güle güle, sağ ol. Doktor kırmızı et tavsiye etti de. Hiçbir doktor bu yaştaki bir insana kırmızı et tavsiye etmez. Haklısın. Zaten o doktoru benim gözüm hiç tutmamıştı. Gözü pörtlümüş mü? Ne bu? Efendim? Gözleriniz diyorum, ne kadar güzel. Keşke bıraksanız da ömrümün bundan sonraki bölümünü sizin gözlerinize bakarak geçirsem. Necati Bey,
sözleriniz çok güzel ama evlilik çok ciddi bir olay. Ben de ciddiyim. Ama böyle hadiye olmaz ki. Böyle hadiye olur. Sıkmayın kendinizi. Bırakın kendinizi rüzgara. Ama benim yapıma uygun değil. O astrolog beyin de dediği gibi ben her şeyi iyice düşünmek isteyen bir insanım. Ya yani, güzel de insan böyle çok düşününce aklına ters şeyler gelebilir. Mesela siz şimdi ileride benim sizi aldatacağımı düşünüyorsunuz. Yok değil canım, mi? Yok. Yok, itiraf edin, itiraf edin. Evet, bir ara düşündüm. Ve aldatacağınıza hükmettim. Neden? Necati Bey, çok çapkın bir insansınız siz. Yani ne bileyim, başka birinden hoşlansanız anında beni unutursunuz. Şarkılar hemen öteki tarafa kayar, değil mi? Yok, katiyen. Ben tek eşli bir insanım. Ben sizin gözlerinizde huzur buldum. Bırakın o gözlere yerleşeyim. Sizi anlıyorum. Aldatılmış bir kadın zor güvenir. Ama adamı biri sizi aldattı diye bundan sonraki hayatınızı yalnız mı geçireceksiniz? Günah değil mi size? Canınız sıkılmaz mı? Yanlış seçilmiş bir koca daha çok can sıkar Necati Bey. Benimle evlenmezseniz ne olur biliyor musunuz? Ne olur? İki gün sonra niye evlenmedim diye düşünmeye başlarsınız. Pişman olursunuz. Haşa, bunu benim gibi bir adamı kaçırdığınızı ima etmek için söylemedim. Ama gençsiniz, güzelsiniz. Sizin daha bu dünyada alacağınız çok zevk var. Sizin evlenmeniz lazım. Sizin bir deliliğe ihtiyacınız var. Peki, evlenmenize çocuklarınız bir şey demez mi? Bir şey demez. Sıcak bakıyorlar. Hepsi evlenmemi istiyor. Kıskanmazlar yani. Kıskanırlar. Sizin gibi güzel bir kadını buldum diye beni kıskanırlar, çatlarlar. Feride Hanım, bugün burada niye buluştuğumuz belli. Lafı çok uzatmayacağım. Ben sizinle evlenmek istiyorum. Siz de benimle evlenir misiniz? Necati Bey o gece Feride Hanım'ı yumuşatmış ve neredeyse evlilik teklifini kabul edecek noktaya getirmişti. Ama çocukları hiç hesaba katmamıştı. Çocuklar demek doğrular demekti. Necati Bey köşeye sıkışmıştı ve o köşeden çıkmak hiç kolay olmayacaktı. Sakın! Sakın bana hayır deyip yüreğime indirmeyin. Eyvah, çok sinirli oldum. Birinin bu kadına gerçekleri söylemesi lazım. Necati Bey, daha bugün öğlen tanıştık. Olsun, hele bir evlenelim. Sonra bol bol birbirimizi tanırız. Benim biraz daha zamana ihtiyacım var. Arada böyle halecan yapıyorum, boynum tutuluyor. Geçmiş olsun. Bakın, şimdi siz bu yüzüğü alın, sizinle biraz daha sohbet edelim. He? Yüzüğü almayayım. Siz bana cevap verin. Sonra oturup sohbet edelim. Benimle evlenir misiniz? Otur yerine. Efendim? Telaş etmeyin. Cevap verin. Düşünün, giderek fikirler kafanıza oturur diyorum. Benimle evlenir misiniz? Yani şimdi ben... Lütfen. Gül lütfundan sineme ağır düşer. Avuçlarımdan yere ince ince zar düşer. Şu kudretli alnıma intizar düşer. Hüsnünün karşısında bülbül olamadım ben. Ay sizin bülbül olduğunuz kesin de ben emin olamadım. Hele bir evlenelim, emin olmanız için ben elimden geleni yapacağım. Kasım Bey. Kasım çağırıyorum ama yok. Benimle evlenir misiniz? Ay yani ben... Bakın madem bu kadar ısrar ediyorsunuz... ...size istediğiniz cevabı vereceğim. Aa baba! Bu ne tesadüf? Ne işin var senin burada? Ben de size aynı şeyi soracaktım. Sizin ne işiniz var burada? Ya biz Lütfü abimlerle bir balık yiyelim dedik. Çocuklar babam burada. Gelin oturalım, ayıp olur. Ayıp bana olmaz evladım. Zaten masada yer yok. Ne aşk olsun baba, bir masa ekleriz. Abi tut şunun ucundan. Tut. Merhaba. Merhaba. Lütfü bırak o masayı. Biz hallederiz efendim. Heh, bir siz eksiktiniz. Buyurun buyurun çocuklar. Merhaba hanım, merhaba. Baba. Ne kadar güzel bir yer seçmişsiniz.
Sayenizde iki sene sonra ben de güzel bir restoran gördüm. Şşş, oo, çöktü bunlar masaya. Ben de gidiyorum, annemi orada yalnız bırakamam. Bence de bırakmayalım, gidelim. Aa, anne! Aa. Sen de mi buradaydın? Ne haber? Hoş geldiniz. Bunlar da benim çocuklar. Allah bağışlasın. Asıl sizleri sormalı. İyiyiz, iyiyiz. Gerçi babam böyle bir karar aldığını söyleyince biz biraz şok olduk ama... Nasıl yani? Neden şok oldunuz? Canım, çocuklar şok geçirdiler çünkü yeni bir anneleri olacaktı ondan. Yalnız annem henüz evet demedi, hatırlatırım. Babacığım, benim zaten bir annem var. Benim de var. Nasıl yani? Anneler ayrı ayrı. Yani baba bir, anneler ayrı. Yani şöyle oluyor. Balığın soğuyor. Olsun baba, soğusun. Soğursa değiştiririm. Sen öyle yapmıyor musun? Nasıl yapıyor? Babam beğenmezse hemen değiştirir. Neyi değiştirir? Karısını. Balığını yani. Evet, benim babam 3 defa balık değiştirdi. Nasıl yani? Şimdi benim annem 4. balık mı olacak? Şey, aman 4. evlilik mi olacak? Çocuklar yeter, kesin artık. Hadi bakalım, bizi Feride Hanım'la baş başa bırakın. Bir dakika, bir dakika. Babanız 3 kere mi evlendi? Programda bir demişti, öldü demişti. Benim annemden söz ettiyse daha bu sabah görüştüm, turp gibi maşallah. Benim annem de gayet sağlıklı. Bildiğim kadarıyla 3. eşiniz de yaşıyor değil mi babacığım? Tabii, Allah ömür versin, herkesin eşi yaşasın. Nereden çıkardınız bunu canım? Evladım, meyvanız hazır mı? Ateşli bir şey, yangınlı bir şey getir. Dur bakalım, daha neler çıkacak? Aslında babamın programda dili sürçtü. Yalnız yaşıyorum dedi ya, yalnız yaşamıyor. Evet, biz de beraber yaşıyor. Hatta iki de çocuğumuz var, canavar. Aa, ne canavarı canım, benim çocuklarım canavar değil. Anne, bu yaştan sonra bir de çocuk mu bakacaksın? Zaten bu yüzden evleniyor. Çoluk, çocuk, çamaşır, yemek, bunlar ağır işler. Söylemiştim ben sana, bu adam kendini hizmetçi arıyor. Yavrum, yeter artık, bu duyduklarınızın hepsi iftira Feride. Yeter artık, daha fazla bir şey dinlemek istemiyorum. Yürüyün çocuklar, gidiyorum. Hiç aydım aldım, hesabı ödeyeyim. Ne olur, vallahi gitmeyin bakın daha... Feride Hanım, biraz meselesinden böyle yapıyorlar. O gecenin galibi çocuklar olmuştu. Evlilik, Necati Bey'in avuçları arasından son anda kayıp gitti. Feride Hanım'ı geri döndürmek artık imkansız. Necati Bey daha önce 3 defa evlenmişti. Ama aklından çıkaramadığı tek kadın sadece 2 defa gördüğü Feride Hanım'dı. Mağlup olduğu için mi yoksa aşık olduğu için mi üzüldüğünü kendisi de bilmiyordu. Mağlup olduğu için üzüldüğüne karar verdi. Çünkü bu yaşta aşık olabileceğine kendisi bile ihtimal vermiyordu. Feride Hanım da Necati Bey'i düşünmeden edemiyordu. Yıllar sonra ilk defa bir adam ona bir kadın olduğunu hissettirmişti. Ama artık yapacağı hiçbir şey yoktu. O masadan kalktığında Necati Bey defteri evlilik defteriyle birlikte kapanmıştı. Feride'cim hanım, şey Feride Hanım'cım, bana ister kızın, ister siz beni öldürün ama önce bir dinleyin. Burayı nasıl buldunuz? Televizyondaki yöneticilerden aldım adresinizi. Kusura bakmayın ama benim yalancılara kapım kapalı. Hadi koltukça. Ayakkabılarımı çıkarayım mı? Yok, öyle girin. Feride Hanım, inanın ben size hiç yalan söylemedim. Nasıl söylemediniz? Söylediğiniz her şey yalanmış. Mesela bir örnek verin. Mesela bir kere evlendim demiştiniz, 3 kere oldu, ortaya çıktı. Şimdi ben bir kere evlilik yaptım dedim. Ama 3 kere evlenen biri bir kere evlilik yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Yapmıştır. Ben de onu söyledim. Öldü dediniz, ölmemiş. Benim için öldü. Ne demek o? Ben ilk karımla çok kötü günler yaşadım.
Yani o kötü günleri bir daha hatırlamamak, anmamak istedim. O yüzden öyle söyledim. Yani ilk karım benim için kesinlikle ölmüştür. O zaman öyle deseydiniz. Doğru, öyle demedim ama yalan da söylemedim. Peki diğerleri? Diğerlerinin benim için hiç önemi yok. Yani o evlilikleri yaptım mı yapmadım mı belli bile değil. Ben çocuklarıma anne arıyordum. Onlar da öylesine evlendim. Yani kağıt üzerinde evli görünüyordum ama kalbim bomboştu. Yalnız yaşıyordunuz hani. Evde torunlar falan varmış. Onlar yakında taşınacaklar. Zaten onların gidecek olması beni çok sarstı. Yani kalbim sadece torun sevgisiyle doluydu. Onlar da gidince artık yapayalnızım. Taşınacaklar yani. Tabii ya, bugün yarın taşınırlar. Belki de taşındılar. Ya çocuklar? Evlenmenizi istemiyorlarmış. İşte bu konuda yalan söylediniz Necati Bey. İstiyorlar dediniz. Doğru. Haklısınız. O konuda yalan söyledim. Ama şimdi beğendiğiniz, evlenmek istediğiniz bir insana çocuklarım sizi istemiyor diyebilir misiniz? Bakın sizin çocuklarınız da evlenmenizi istemiyordu ama siz yemeğe geldiniz. Ben size ayıp olmasın diye geldim. Ne ayıp olsun canım? Hiç tanımadığınız bir insana ayıp mı olurmuş? Gelmeseydiniz olur biterdi. Bakın Necati Bey, o astrolog beyin de dediği gibi biz galiba ayrı dünyaların insanıyız. Biz anlaşamayız. Sevgi anlaşmak değildir. Nedensiz de sevilir. Bazen bir an için ömür bile verilir. Feride Hanım, benimle evlenir misiniz? Feride ne yapacağını bilmiyordu. Necati, insanları kandırmasını bilen bir dil cambazı mıydı? Yoksa ondan gerçekten hoşlanmış mıydı? Kendisiyle niye evlenmek istiyordu? Ona güvenebilir miydi? Mutlu olabilirler miydi? Feride Hanım'ın bütün bu cevapları bulacak vakti yoktu. Çünkü artık bir cevap vermesi gerekiyordu. Hayır. Feride Hanım Necati Bey'e evet diyemedi. Çünkü korkuyordu. Tekrar üzülmekten korkuyordu. Aynı sıkıntı Feride Hanım'ı da sarmıştı. Aklı doğru yaptığını söylüyordu ama kalbinden başka bir ses geliyordu. Feride Hanım bu sesi iyi tanıyordu. Çünkü eskilerden, genç kızlığından hatırladığı bir sesti bu. Aşkın sesiydi. Necati Bey'e güvenmemek de haklı mıydı? Bunu araştırmak için Necati Bey'i iyi tanıyan insanları bulması gerekiyordu. Necati Bey'i iyi tanıyan insanlar çarşıdaki komşularından başkası olamazdı. İyi günler. Hoş geldin abla, buyur. Kepekli ekmeğiniz var mı? Olmaz mı ablacığım? Mustafa evladım, kepek ekmek sar oradan ablana. Hemen usta. Ah, teşekkür ederim. Ay size bir şey soracaktım. Buralarda hiç güvenilir bir kasap var mı? Var tabii şurada, Şen Kasap. Yani ben buraya yeni taşındım da o yüzden soruyorum. Nasıl?
sahibi iyi bir insan. Malum yani işi hijyen olan birinin karakteri de çok önemlidir. Yani bunlar değişken şeyler abla. Necat Usta cimridir, sinirlidir, çapkındır ama et söz konusu olduğu zaman hiç hile yapmaz. Nasıl çapkın yani? Geçenlerde Dünya bir programına katılmıştı. Bilmiyorum, seyrettiyseniz görmüşsünüzdür. Şöyle şişman bir adam. Yok yok, hiç seyretmedim hiç. Azgın teke denilen cinsten. Üç karı boşamış, halen doymamış. Ama et alacaksanız, kıyma alacaksanız kesinlikle güvenebilirsiniz. Sen de evlenecek değilsin ya abla. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Güle güle ablacığım, yine bekleriz. Hakkını yemeyelim, şen kasapta hile olmaz. Yalnız ablacığım, bence sen eti boş ver. Uzmanlar ne diyor? Balık diyor. Balıktaki omega 3'ü kuzuda, danada bulamaz. Biliyorum ama yine de arada kıyma falan alınıyor işte. Zaten o yüzden sordum, karakteri sağlam bir insan mı diye. Vallahi cimrinin tekidir. Kıymayı öyle bir tartar ki bir gram fazla gelsin geri alır. Ondan sonra huysuzdur. Kıymanı al kaç. Yoksa başlar hemen. Nerede kullanacağım, ne yemek yapacağım, bu et olmaz, bu et olur, bıy 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 konuşur kocan gibi. Çok karışır yani. Oo, ablacığım, oğlu gelini buna maydanoz diyor. Sana şöyle söyleyeyim, üç karı boşadı diyeyim, sen oradan anla. Dedikodu yapma eşek sıpası, geç içeride istavritar, onlara ayıkla. Buyur ablacığım, ne verelim? Yok sağ olun, şöyle bir bakmıştım, hayırlı işler. İyi günler. Buyurun, iyi günler abi. Vallahi ablacığım, ben hayatımda bu karşıdaki kasaptan daha iyi bir kasap tanımıyorum. Şu kasap o kadar iyidir ya. Cimri diyorlar. Hı? Yani gramajdan çalıyormuş. Kim diyor onu? Gramajdan çalıyormuş. Olacak iş mi? Tamam, biraz suratsızdır. Biraz da cimri diye, biraz da sinirli diye. Fakat şimdi Allah'a bak, ne Necati Usta ne de oğlu tahtı da hile yapmaz. Nasıl sinirli yani? Ablacığım, ben seni bir yerden tanıyor mu? Arada buradan geçiyorum ya, oradandır. Ha, belki. Peki çırağına dayak mayak atar mı? Canım, hepimiz çırağa bir tane şaplak atarız da, yani öylesine. Bunun siniri inadından. Ben bunun kadar inatçı bir adam hayatımda görmedim. Hele kadınsan var ya, vallahi yandım. Bir adım geri atmaz bu. Seni yenmek için yalan bilen söyle. Size söyledi mi hiç yalan? Günde iki defa yalan söylemeden rahat uyuyamaz o. Demek o yüzden hiç kadın değişmiş. Ablam, ben seni bir yerden tanıyor muyum? Borcumu vereyim. Teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı işler. İyi günler, gülü gülü, gülü gülü. Ben bu karıyı bir yerden tanıyorum da nereden tanıyorum? Portakal'a gel. Washington Portakal burada. Usta, yiyecek bir şey söyleyeyim mi? Sinirlidir, cimridir, biraz da huysuzdur. Ama buralarda ondan iyi kasap yoktur. Yahu etleri iyi olmasa habire kendi yer mi? Sürekli et mi yer? Üf. Sabahları kahvaltıda pirzola yiyor. Bazen evde dana bile beslediğinden şüphe ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Feride Hanım, Necati Bey ile ilgili iyi kasaptır sözünden başka hiç iyi bir şey duymamıştı. Bu kadar insan yalan söylüyor olamazdı. Belki dürüst bir kasaptı ama evlenilecek bir adam olmadığı kesindi. Ah benim güzel papatyam. Soğukta nasıl açtın sen? Yalancı baharlar mı aldattı seni? Vakitsiz açmışsın. Sen de benim gibi yapayalnız kalmışsın. Tek başına, boynum bükük, çaresiz. Senin de mi derdine çare yok? Aman iyi, gece üşürsün sen burada. Soğuktan ölürsün, Allah korusun. Soğuktan ölmesen yalnızlıktan ölürsün. Zaten bu çarşıda bir sen yalnızsın. Bir de ben. Bakma öyle etrafımda insanlar olduğuna. Ben de senin gibi yapayalnızım. Çaresizim. Olmaz ilaç sineyi sadı pareme.
Olmaz ilaç sineyi sadıp hareme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Çare bulunmaz bilirim yâreme. Ah, çok içim acıyor, çok. Söyle bana Kuzey Papatya'm, nasıl diner bu acı? Hayatımda bir kadını bu kadar istemişken, aşkımı bulmuşken kaybettim. Tekrar bulmam da imkansız. Bir daha da dönmeyecek. Bir rüya gördüm galiba. Uyandım, Papatya'm gitti. Sen kal bari benimle, sen gitme. Hiç değilse onun yerine senin geldiğini düşünürüm. Koynumu avutur. Hadi canım. Oh! Feride Hanım, sizin ne işiniz var burada? Biraz alışveriş yaptım da. Siz burada mı alışveriş yapıyorsunuz? Aslında hayır. İlk defa geldim. İlk defa? Evet. İçimden bir ses git oradan alışveriş yap dedi. O nasıl bir ses o? Bilmem. İşte öyle bir ses. İşte o ses benim içimde avaz avaz bağırıyor. Beni rahat bırakmıyor. Feride'yle evlen, Feride'yle evlen diyor. Benimle evlenir misiniz? Hayır. Sizin lügatınızda hiç evet yok mu? Belki vardır. Ama önce evinizi görmem lazım. Evimi mi görmeniz lazım? Evet, yalan söylemeye meyillisiniz. 4-5 tane dairem var dediniz ama kim bilir belki de oturacak bir eviniz bile yoktur. Olmaz olur mu canım? Var tabii, var. Hepsi var. Vallahi buyurun beklerim. Hanemi şereflendirin. Hatta bu akşam gelin size böyle elimle güzel yemekler yapayım. Bir sofra donatayım. Ha? Bekliyorum bu akşam. Madem ısrar ediyorsunuz, tamam. Efendim hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Buyursunlar. Pardesenizi alayım. Pardesimi vereyim. Ah ben bu hayvanı onunla beraber zannettim hayırlıymış. Buyurun lütfen. Evinize hoş geldiniz. Ah, daha evim değil. Ama olacak inşallah, kısmetse. Feride Hanımcığım, nasıl arzu edersiniz? Önce yemek yiyip sonra mı evi gezelim? Önce evi gezip sonra mı yemek yiyelim? Aynı mı oldu ikisi? Heyecanlı. yemek yiyelim. Emredersiniz. Buyurun efendim. Estağfurullah. Buyursunlar. Şöyle geçin. Çorba güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Kendi ellerimle yaptım sizin için. Ah, elinize sağlık. Gerçekten siz mi yaptınız bunu? Tabii canım. Demek yemeğe çok düşkünsünüz. Belli olmuyor. Ne niyetinizle geldiniz? Bak demek bir evim varmış. Evet. Bundan 5-6 tane daha var. Büyük daire onlar daha modern. Onların mimarisi daha çağdaş. Biraz eski kaldı ama dükkana yakın diye bunu tercih ediyorum. Yani evimiz burası olacak. Ama siz istemezseniz kiracılardan birini atarım, oraya geçeriz. Benim için insanları evlerinden çıkartırsınız. Kesinlikle. Kesinlikle olmaz. Sizin için bile olsa kesinlikle çıkartmam. Karda kışta kıyamette elin garibanını kapının önüne koymak benim vicdanıma el vermez. O yüzden evimiz burası olacak. Bir şey duymuyor, ne yapacağız? Ne bileyim ben ya. Bak bu mu
mum, yemek falan kadınlar bayılır ha. Kesin ikna edecek bu kadını, söyleyeyim sana. Bana bak, girip rahatsız edelim. Tamam, ver anahtarı. Yok, anahtarla olmaz. Kapıyı çalalım, açarsa gireriz. Açar mı abicim? Açmaz kapıyı, ver şu anahtarı. Yok, olmaz. Anahtarı verirsem her şey anlaşılır, kabak benim başıma patlar. Niye? Bir tek anahtar bende var, sende yok. Aman be aman, korkak antrikot. Çal o zaman kapıyı. Kapıcıdır. Çöp için geldi herhal. Çöpü çıkarmıştım ama. O şimdi çalar çalar gider. Açmasak da olur. Açmıyor. Hadi ya. Açarsa haber ver tamam mı? Çünkü belki ben fark etmem. Bana bak öyle ters ters konuşma. Senin iki katınım. Görmüyor musun ya? Açıp yok diyeyim bari. Yok yok, o üç defa çalar huyudur. Üçüncü de açmayınca gider o. Bizim kapıcı değişti galiba. Bir bakayım. Çöp yok Şaban Efendi. Abi, ha? Telefonunu versene. Kapıcı Efendi, nihayet baş başa kaldı. Ay, affedersiniz, kapatmayı unutmuşum. Ay, rica ederim. Cebimin telefonu. Bir dakika ya, sen niye benim telefonumla arıyorsun ya? Ulan Lütfü, yedim seni. Açmayacak mısınız? Aa, yok, önemli biri değil canım. Şu an benim için en önemli sizsiniz. Estağfurullah. Ben şunun bataryasını bir halledeyim, geleyim. Oh, çok şükür. Necati Bey, size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Benimle neden evlenmek istiyorsunuz? Doğruyu söyleyin ama. Evet. Vallahi sizi gördüğümde dedim ki Allah'ım bu kadın nasıl bu kadar güzel gülüyor dedim. Ya bu kadının nasıl böyle ışıl ışıl gözleri var dedim. Yani bu kadın dedim benim karım olsa dedim. Yani böyle içimde sizi görünce bir şey kalkıyor. Beni buralarıma kadar gelip köpürüyorum, taşıyorum böyle. Dedim yani 60 yaşından sonra bir adama bu yakışmaz. Ama sonra düşündüm ki ben şey olmuşum. Ne olmuşsunuz? Aşık olmuşum. Benimle evlenmezseniz bu papatyalar solduğunda ben solarım. Bu papatyalar ölür, ben ölürüm. Nereden buldunuz bu kadar papatyayı? Mevsimi de değil. Aşkın da mevsimi değil ama işte öyle oluyor. Bana bu evde benimle yaşayacak bir papatya lazım. Benim papatyam olur musun? Olayım bari. Necati Bey nihayet istediği cevabı almayı başardı. Feride Hanım sonunda teslim olmuştu. Çünkü aşk nereden gelirse gelsin çok güzel bir duyguydu. Kına gecesi şart Feride. Aman yok, ben kına gecesi falan istemiyorum Perihan. Aa, oldu mu tamam olsun. Sen bize nikah tarihini söyle, biz her şeyi hallederiz. Nikah tarihini bilmiyorum ki, hiç konuşmadık. Tamam, sen hiç merak etme. İsterse düğün yarın olsun, ben yine de yetiştiririm senin gelinliğini. Ay ne düğün, ne gelinliği Semiha, ben genç kız mıyım? Aman bir tek genç kızlar mı düğün yapıyor? Köpek atmadan evlenilir mi? Eğleneceğiz tabii ayol. Ah, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldik. Hanımlar, nikah gününü bildirmeye geldim. Bir de hani yapılacak bir şey var mı diye bir sorayım dedim. Nikah günü mü aldınız? Evet, tanıştığımız televizyon programı var ya.
Onlara söylüyorsun, seni canlı yayında evlendiriyorlar. Çok şahane bir hizmet canım. Aa, çok güzel. Bak bütün Türkiye seyredecek. Yo yo, ben televizyonda evlenmem. Niye canım, ne güzel işte. Hem de bedava. 2 gün sonra nikah var, tamam mı papatya? Hadi bana eyvallah. İyi günler. Ben vazgeçtim. Yani bu kadar önemli bir konuyu bana danışmadan yaparsa evlenecek kim bilir neler yapar. Ama bizim adamlar sanki bizden sürekli izin istiyorlar. Ayol, bunların hepsi başına buyruk. Şekerim, cimri dediler, inanmamıştım. Bak ucuz olsun diye düğün bile yapmıyor. Ayol, sen diye miydin düğün istemiyorum diye? Tamam işte, bir kına gecesi, bir nikah, bu iş tamamdır. Hadi, hadi kalk da ölçünü alayım. Yok, ben vazgeçtim, evlen. Ay hadi kalk, mezuran nerede? Hadi, hadi. Ya hala mezuran diyorsun hadi, ama ben ciddi söylüyorum. Bak, tamam. Çok mersi, çok mersi efendim. Sizler stüdyomuzda, ekran başındaki izleyicilerimiz de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, hepinizin çok iyi bildiği gibi geçen hafta buradan rüzgar gibi bir Necati amca geçti. Seyircilerin arasından bir hanıma göz koydu ve sonunda onu evlenmeye ikna etti efendim. Necati Bey bizi aradı ve Zuhal Hanım, biz sizin programınızda tanıştık. Biz sizinle beraber bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Bizi size evlendirin dediler. Biz de onun için ufak bir nikah töreni organize ettik. Ve birazdan onları hep beraber burada evlendireceğiz. Patlat be. Beni bitiriyor Mahmut abi. Göz, iyice gözüksün. Tamam, tamam. Öbürleri nerede? Arkada var mı? Var. Güzel olmuş. Feride Hanım. Buyurun. Sizinle 2 dakika görüşebilir miyiz? Tabii. Mümkünse yalnız. Ben sizi baş başa bırakayım o zaman. Feride Hanım. Bunu size sunmakla görevlendirildiğim için kendimi son derece şanssız hissediyorum ama babam çok ısrar etti. Nedir bu? Bu evlilik sözleşmesi. Yarın öbür gün bir ayrılık olursa hiçbir hak talep etmeyeceğinize dair. Malum babamda biraz mal mülk var. Bu olay Feride Hanım için büyük bir sürpriz olmuştu. Her türlü olumsuzluğa rağmen güvenmek için kendini zorladığı adam kendisine güvenmiyor ve para için evlendiğini düşünüyordu. Ferideciğim, hadi Necati Bey hazırmış, seni bekliyorlar. Hadi. Hadi ben de kaçtım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük, sefa bulduk, sağ olun. Ay, sizi böyle görmek ne güzel ya, ne güzel. Vallahi Necati amca senden korkulur. Buraya geldin, onca kadını eledin, gittin seyircime göz koydun, bu masaya oturttun. Helal olsun vallahi, alkış be Necati amcaya. Sağ olun, sağ olun. Necati Bey, sonunda muradınıza erdiniz. Şöyle bir duygularınızı alalım efendim. Vallahi ben çok mutluyum. Çok şükür bu anı da yaşadım. Darısı bütün sevenlerin başına. Ay amin, amin. Amin. İnşallah. Feride Hanımcığım, sizin de duygularınızı alalım. Neler hissediyorsunuz?
ben heyecanlıyım, konuşamayacağım. Ay kız kıyamam, yeni gelin. Heyecan var tabii ayol, heyecan var. Neyse sözü uzatmayalım. Sevgili nikah memurumuz burada. Ben Feride Hanım'ın nikah şahitliğini üstlendim efendim. Diğer şahidimiz de beyefendi, siz de alalım böyle alkışlarla lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, söz sizde. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Feride Hanım ve Necati Bey evlenmek için nikah tarihimize başvurdular. Biz de evlenmelerine herhangi bir mani olup olmadığını tespit ettik. Ve şimdi nikahlarını kıyacağız. Necati Bey çok heyecanlı. Önce ona soralım. Siz hasbiolu Necati Şen Ocak, Feride Göktürk ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kalbimin sesini dinliyorum. Diyor ki evet. Siz Mehmet kızı Feride Göktürk, Necati Şen Ocak ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Yuvamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yorucu bir gündü değil mi Necati Bey? Yok, ben hiç yorulmadım. Yok yok, yoruldunuz. Gözlerinizden belli. Yok canım, hiç yorulmadım. Aksine kendimi çok enerjik hissediyorum. Ben size bir yorgunluk kahvesi yapayım, çok iyi gelir ha. Kahvemizi sabahleyin içeriz. Efendim? Yorgunluk kahvesi içmek için önce bir yorulmak lazım değil mi? Hele bir yorulalım, kahve kolay. Şahsen ben çok yoruldum. Kahvemi içip hemen yatacağım. İsterseniz size de yapayım. Madem ısrar ediyorsunuz. Yapayım, yapayım. Nasıl da güzel gelinmiş, nasıl ya, da güzel buyur. Gelinmiş. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Aman, köpüğü de Ankara'nın çifti keçisi gibi bambayaz. Bol köpüklü. Tadı da 10 üzerinden 11. Hadi yatalım. Daha kahvenizi içmediniz. İçmedim mi? İçeyim o zaman.
Hadi yatalım. Necati Bey, diyorum ki bu gece oğlanla gelinin odasında yatsam? Olur yani. Beraber olduktan sonra o da fark etmez. Ha o da, ha bu o da. Ay, yanlış anladınız. Ben yalnız kalayım anlamında söylemiştim. Yalnız mı? Neden yalnız? İlk geceden sizi rahatsız etmeyeyim diye. Estağfurullah Feride Hanım, ne rahatsızlığı. Biz 2 saat önce evlendik. Bu gece gerdek gecesi. Yani gerdek gecesinin ehemmiyetini ve manasını bozmamak lazım değil mi? Madem ki gerdek gecesi, o halde gerdeğin hakkını verelim. Necati Bey bakın, biz yaşlı insanlarız. Ay, niçin evlendiğimiz de ortada. Niçin evlendik? Arkadaş olmak için. Yani arkadaş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Feride Hanımcığım, biz 2 saat önce evlendik. Evlilik olduktan sonra karı koca olduk. Karı koca olduktan sonra arkadaşlık biter. Anlatabiliyor muyum? O gençler için geçerli. Yok, kanuna göre yaş fark etmez. Medeni kanun diyor ki her yaş grubundan insanlar evlenirler. Evlendikten sonra karı koca olurlar. Gerdiğe girerler ve ne gerekiyorlarsa yapılır diyor. Medeni kanun böyle diyor. Yoksa ben de yorgunum. Evliliğimizin ilk yalanını söylemiş oldunuz. Feride Hanım, haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. İkimiz de yorgunuz. Biz bu gece uyuyalım. Bence de. Önce siz buyurun isterseniz odaya, hazırlığınızı yapın. Ben de sonradan mülaki olurum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağdaki. Nihayet odaya gönderdik. Gerisi kolay. Düşeceksin orada. Az belek gelsene. Yok yok, ben iyiyim, iyiyim. Yaklaş biraz, yaklaş. Burada akrep yok. Geldim. Evde biri var. Yok canım, nereden çıktı o? Gürültü geldi. Gürültü mü geldi? Ben hiç duymadım. Ne olur gidip bakar mısınız Necati Bey? Yok o gider şimdi, o canım gider o. Ay, nereden biliyorsunuz? O tanıdık o, bu evin kadrolu hırsızıdır o. Ay, ne diyorsunuz hiç anlamıyorum. Aman tamam, şaka yaptım şaka. Ben bir gideyim bakayım. Lütfen. Şimdi bunlar senin burada eşek sıpası ha? Ben söylemiştim babacığım ama dinletemedim. Eşofmanımı aldım baba ya. Evladım artık burası sizin eviniz değil. Siz artık burada kalmıyorsunuz. Her şeyini al ve götür. Şimdi değil lütfen, şimdi değil evladım. Ne zaman? Bak zaten yerimde duramıyorum, karşımda durma. Estara didiri, estara didiri, estara didiri, tara.
kapat ya. Uyuyorum Necati Bey. Uyuyan kadar konuşur mu canım? Siz uyandırana kadar uyuyordum. Ben de belki beraber şey ederiz diye... uyuruz diye uyandırmıştım. İyi, uyuyalım o zaman. İyi geceler. İyi. Feride Hanım. Hep uyuyacak mıyız böyle? Ama öyle anlaşmıştık. Ver. Gelmesen mi acaba? Bebişim gördün abim tuvaleti tıkamış. Ay niye bize geldiler ki zaten? Ya ne bileyim ben. Bebeğim ver girmem lazım. Feride Hanım. Efendim. Ne yapıyorsunuz? Uyuyorum. Ben bugün evlendiğimizi bir hatırlatayım dedim. Hatırlıyorum zaten. Bir de ben hatırlatayım dedim. Evde biri var. Allah beni belanı versin, ben ne yaptım? Baba. Hayırdır inşallah? Tuvalete geldim de. Kolonya falan ister misin? Yok baba sağ ol evde var. Bir elle kuruş bırak bakalım. Efendim? Otogar tuvaletim olan burası. Senin evinde tuvalet yok mu? Ya baba Lütfü abim tuvaleti tıkadı. Ay senin Lütfü'nden bıktım artık. Ben de vallahi. Hadi kaybol defol yürü. Tamam gidiyorum. Baba. Hı. Heyecan var mı heyecan? Ne heyecan lan? Ay gerdek merdek falan işte. Değil mi? Ben senin yaşın kadar evlilik yaptım. Gözüm kapalı girerim gerdeğe. Ya biliyorum da hani yaş var ya böyle ani hareketlerden kaçın. Bana bak şimdi bir ani hareket yapacağım sana. Ya tamam gidiyorum. Baba bak gözünü seveyim. Kalp, tansiyon. Nereden defol? Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Öpücük alayım canım. Şunun şurasına kocanım artık yani gururuma dokunuyor, inciniyorum vallahi. Ama iyi peki. Alın bakalım. Kapı çaldı. Çok. Açmayacak mısınız? Açmayacağım. Gene çaldı. İyi, kapıya bir yazı yazacağım. Zili çalmayın, içeride gerdek var diye. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anneme bakmıştım. Oğlum annen senin 30 senedir annen. Şimdiye kadar bakamadın mı? Annemi görmem lazım. Yarın görürsün. Tamam hadi güle güle çocuğum. Anne! Vedat! Hayırdır inşallah bir şey mi oldu oğlum? Yok bir şey anne. Seni özledim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evladım 2 saat önce beraberdiniz. Ne zaman özledin? Biz biraz düşkünüzdür birbirimize. Biz de biraz biz de çok düşkünüz birbirimize. Otur oğlum otur. Ama fazla yerleşme, değil mi? Anne, ben bu gece burada kalayım. Şüş. Yani yerimiz yok. Oğlum yer olsa dükkan senin. Koltuk var işte. Aa, bak yavrum, sen bekardın değil mi? Evet. Ha, şimdi evliliğin bazı kuralları var. Bazı ritüelleri vardır, değil mi? Gecelerin önemi vardır. Kına gecesi, nikah gecesi, gerdek. Anne, nasılsın? İyiyim oğlum.
Feride Hanım bir şey demeyecek misin? Hangi konuda? İsrail saldırısı konusunda Filistin katliamı. Canım adam kalacağım diyor. Ne diyorsun? Ay o da çocuk. Benim gibilere dışarıda kazık kadar adam diyorlar. Ne çocuk? Benim için hala çocuk o. Tamam mı anne? Kalıyor muyum? Kal bari. Bu gece yine elimden kurtuldum, utangaç papatya. Ama ben de Necati'ysem, yarın seni o bütün yapraklarını tek 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 koparıp yiyin. Yiyin! Necati Bey uzun bir aradan sonra tekrar evlenmiş ve o sabah evli bir adam olarak uyanmıştı. Fakat ilk gecesi hiç de hayal ettiği gibi geçmemişti. Allah'ım nedir benim bu başıma gelenler? Ben böyle sabahları yalnız kalkmak için mi evlendim? Ne biçimiştir bu böyle ya? Nerede bu kadın? Papatyam! Kız bak bu gece de gel diye giremezsek ben yapacağımı bilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Anne boşan şu adamdan dön evimize ya. Çok acayip bir durum bu. Ben alışamam ki buna böyle başka bir adamla aynı evde. Artık evlendim Vedatcığım. Alışsan iyi olur çocuğum. Ne yapıyorsun? Neden bu kadar özen gösteriyorsun? Hizmetçi misin sen? Ay Necati Bey'le ilk kahvaltımız. Hiçbir şey hazırlamadan olur mu? Hadi hadi sen işine git, beni düşünme. Hayır anne. Ya sana kaba davranırsa, emirler verirse? Koskoca kadınım ben. Merak etme, ezdirmem kendimi. Ezdirirsin sen. Yumuşak yüzlüsün. Zaten ordu gibi kalabalıklar maşallah. Her biri bir şey istese canın çıkacak. Merak etme. Gördüğün gibi bir Necati Bey bir de ben varım. Kimsenin benden bir şey istediği de yok. Hadi 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 git işine. Hadi geç kalıyorsun hadi. Tamam tamam gidiyorum. Yalnız yine geleceğim haberin olsun. Gel evladım gel. İyi günler evladım. İyi günler Necati Bey. Ah kahvaltı hazır sayılır. Buyurun Necati Bey buyurun. Teşekkür ederim de artık bu. Sizle bizle konuşmaları, Necati Bey'leri falan bir terk etsek mi? İyi de işte insan birdenbire Necati diyemiyor. De. Artık o kadar resmiyete lüzum yok. Biz seninle aynı yatağı paylaşıyoruz. Gerçi pek paylaşamıyoruz ama. Acaba kahvaltıdan önce bir paylaşsak mı kız? Ay yok artık Necati Bey. Ha, tamam canım, ben de teklif var, ısrar yok. Evliliğin ilk gününde Feride Hanım'ın içinde belli belirsiz heyecan vardı. Evlendiği bu adam adeta yeni aldığı bir kitap gibiydi. Sadece kapağını görmüştü ve içini çok merak ediyordu. Bir sucuk, sosis falan bir şey yok muydu? Aa, o tip şeyler çok zararlı. Kim diyor bunu? Doktorlar. Benim yaptığım sucuğa zararlı diyecek doktorun aklını karıştırırım ben be. 40 çeşit baharat var onun içinde. Hepsi aynı şifa. Böyle bir ısırıyorsun, boğazından böyle yakarak bir geçiyor. Vallahi insanın zürafa olası geliyor be. 15 yıldır benim evime ne sucuk, ne sosis, ne de salam girmemiştir. Kesinlikle yemem de yedirtmem de. Ben de 15 senedir salamsız, sucuksuz, sosissiz kahvaltı etmedim. Ne yapacağız şimdi? İşte bu kadar zaman yemişsiniz. Artık vazgeçmenin zamanı gelmiş. Ben şimdi anladım. Siz benim sucuk, salam, sosis yemememi akşam yatakta ağzım kokmasın diye istemiyorsunuz. Çok haklısınız. Yani bundan sonra zerresini ağzıma süresin lanet. Artık kötü kokular out, mis kokular in. Akşama inşallah bir gül bahçesi öpeceksiniz. Tabii senin uzun oğlan gelmezse. Ay sadece benim oğlum mu geliyor? Ay sizinkiler de geliyor. Hani sadece benimkiler? Benim bir defa konuşmam yeter hanımefendi. Ayak atamazlar buraya, kırarım bacaklarını. Gülşen buradan baba. Gülşen! Böğürme öyle kurbanlıktan alar gibi. Gülşen Gülşen yok burada. Nereye gitti bu kadın ya? Sabah uyandığımda da yoktu. Buradan başka nereye gidecek? Evladım kayıp biliyorsun mu burası? Gülşen yok. Hadi baba ya, annem bulalım. Karnım çok acıktı. Baba okula geç kalıyoruz. Tamam tamam çocuklar, hadi geçin bak. Hazır kahvaltı var burada. Baba geçin. Ya biz niye amcamın evinde kalıyoruz?
kalıyoruz? Niye burada kalmıyoruz kendi evimizde? Dedem yeni evlendi kızım. O yüzden yalnız kalmaları gerekiyor. Günaydın. Günaydın. Nerede bu kadın ya? Dede, şimdi biz bu teyzeye ne diyeceğiz? Babaanne mi diyeceğiz? Oğlum, senin zaten bir tane babaannen var. Ya karışma çocuğa, ne dersin dersin ya. Baba, sen ne diyeceksin? Anne mi diyeceksin? Kızım, insanın bir tane babaannesi vardır, bir tane de annesi vardır. Siz Feride teyze deyin. Ben de ne bileyim işte, Feride abla derim. Olmaz öyle şey canım, öyle teyze, abla, yabancı biriyle konuşur gibi. Anne diyeceksin sen de. Baba, ben anne diyemem. Ne olur anne? Necati Bey, ısrar etmeyin. İnsanın annesi olmayan birine anne demesi inanın çok zor. Tebrik ediyorum sizi vallahi, doğru söylediniz. Canım sen o zaman cici anne de. Söyle bakayım sen. Cici anne, söyle bakayım ağzına alıştır. Nasıl diyeyim ya? Ağzına alıştır oğlum. Cici anne. Cici. Kapı. Şş, gülmeyin siz de. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın kızım. Allah Allah. Bu ev niye sucuk kokmuyor? Vallahi bu sabah öyle. Feride Hanım o sabah yeni kocasıyla baş başa huzurlu bir kahvaltı hayal ediyordu ama daha çayı bile bitmeden masa tamamen dolmuştu. O an bütün ömrü bu kalabalığa sucuk pişirerek geçecek gibi geldi ve bu düşünce onu çok korkuttu. Yeni evli bir çift var burada. Belki bir şey yapacağız. Öyle değil mi papatya ya? Necat Bey, çocuklarla bu şekilde konuşmanız doğru mu sizce? Ne var bunda yanlış olan? Televizyonlarda bile hep bu mevzular var. Aç belgeselleri valla. Bir tane açalım seyredelim mi? Necati Bey, aa. Tamam tamam, akşama seyrederiz daha. Zaten şimdi bu saatlerde börtü böcek, çiçek, örümcek gösteriyor. Akşam aslanlar var, kaplanlar. Kaplan böyle ensesini ısırıyor. Ucu ucu mandala bile. Mandala yapmış şeytanına. Aman aman. Yavrusunu sinek yapmış. Öyle değil mi? Aman beni yap. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Ve devamı sandım, para gidip aldım. Bak bu sabah sucuk yemediğimiz çok iyi oldu. Ağzım mis gibi kokuyor. İstersen şimdi bile... Ay, istemem şey... efendim, istemem o. Doğru, tabii. Her şeyin bir zamanı var, her şeyin bir yeri var, değil mi? Haklısınız. Dün gece iniş takımlarını açtık ama... Pisti pas geçmek zorunda kaldık. Bu gece inşallah iyi bir iniş olur. Ne diyorsunuz Necati Bey? Ne pisti Allah aşkına? Uçuş pisti, uçuş. Bu gece baş başayız. Ay bu evde baş başa kalmak mümkün mü acaba? Ay eline anahtarı alan kapıyı açıp giriyor. Bu gece buradan içeri dalana ben de çift dalarım Allah canım alsın. Sen uzun olan bile olsa affetmem. Günde taktım çeviririz deviririm buraya. Bu gece programda hiç kimse yok. Bu gece programda şey var. Saat 7'de hobini kırtlak, 7.30'da tüfini kandil, 8'de tombi yatak. Bakın Necati Beyciğim, bak, artık sizinle bu konuyu konuşmam lazım. Bakın, duymuyorum canım. Artık... Gebelim de bellim bim sabazlara obalak yuvalak. Bakın Necati Beyciğim. Gebelim de bellim bim sabazlara obalak yuvalak. Gebelim de bellim bim kapatlam. Ne yapacağım ben bu adamla ya? Bir bakalım kavga çıkacak mı? İyi akşamlar papatya. İyi akşamlar. Ana, ben yanlış mı eve mi geldim? Burada masa vardı. Ana. Öyle. İyi olmamış ama ya. Nedenmiş o? Ben şimdi burada yemek yerken böyle mi televizyon seyredeceğim? Boynum tutulur benim. İyi, zaten yemek yerken televizyon seyredilmemesi lazım. Niye? O da sucuk gibi zararlı mıdır? Hayır. Sofrada sohbet edilir. Sofra ilişkilerin tazelendiği bir yerdir. İlişkilerin tazelendiği yer yataktır. Hayır, yatak değildir, sofradır. Sofrada da televizyon seyredilmez. Esas yatakta televizyon seyredilmez çünkü insanın konsantrasyonu bozulur. Ki düşünkene ben dönmüşüm, papatyamı koklayacağım, arkamda Uğur Dündar, Ergenekon'da içeri alınan paşaları sayıyor. Olacak şey mi şimdi yani? Ay böyle iyi oldu canım, iyi oldu. Ha?
Çok iyi olmadı be. Ben koltuk oradayken gazete okuyordum. Şimdi okuyamam. Burada okursunuz. Ay, alışkanlık yarı tabiat. Ben alıştığım yerde okumayayım. Sen buraya ışık az geliyor. Canım ışık buraya da geliyor. Yeterince gelmiyor. Alışırsınız. Alışamam. Olmamış. Kusura bakma. Alışırsınız. Valla alışamam. Aa. Peki. Birkaç gün böyle kalsın. Sonra alışamazsak değiştiririz. Ha? Çünkü bu gece özel bir gece. Bu gece mutluluk gecesi. Ay Necati Beyciğim, bu gece özel bir gece falan değil. Ya ben bu bakın çünkü ben biz bu yaşta. Bu yaşta. Hay Allah'ım, nasıl da her lafı yatağa getirmeyi beceriyor bu adam. Ay ne yapıyorsunuz Necati Bey? O kadar tuz atılır mı? Ay ben tuzu bilerek az koydum. Tuz çok zararlı bir şeydir. O da mı zararlıdır? Ay siz üç beyaz diye bir şey duymadınız mı? Duydum. Zekeriya beyaz, Şovmen beyaz, bir de siyah beyaz Beşiktaş. Şeker, tuz, un demek istedim. Tamam canım, kızmayın, kızmayın. Ben böyle şakalar yaparak sizi gevşetmeye çalışıyorum. Çünkü anladığım kadarıyla yanlış beslenmenin benim performansımı olumsuz etkileyeceğini düşünüyorsunuz. Ay ne alakası var şimdi? Yok ben anladım, anladım, anladım. Telaş etmeyin. Bakmayın böyle biraz kaporta erozyona uğradı ama bu kaputun altında bir motor var. 8 silindirli turbo. Allah canımasın. Ama gene gelmeye başladı. Hayatım karnım acıktı, yemek yiyeceğim. Bitir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşağıda kalırsam Erdem'i yiyeceğim. Saçmalama lütfen. Bırak yalnız kalsın insanlar. Babacığım biz de burada yiyebilir miyiz? Yavrum mutfakta bir şeyler var. Orada zıkkımdan. Gülşen çorba var içeride. Tamam. Fazla tuz koyma çorbaya. Sağlığa zararlıdır. Hadi. Tamam babacığım. Yediğimiz be. Değil mi? Spordan sonra nasıl olsa acıkacaktım. O zaman yerim. Spor mu? Ay yürüyüşe mi çıkıyoruz? Tabii gece yarısı ne yürüyüşü kızım? Ya ben gece jimnastiğini kastediyorum. Yatak odamızda. Ama sen hemen gerilme kurban olayım. Rahat bırak kendini. Üzme tatlı canım. Sofrayla uğraşma sen onu bana bırak. Ben hallederim. Bırak. Sen gel şöyle. Ben hallederim. Gülşen. Gel kızım sofrayı topla bakayım. Ben sana bir alın masajı yapayım. Ay yok, istemiyorum alın masajı. Omuz masajı yapayım. Ay benim. O omuz masajı da istemiyorum, istemem. Ben seni bir ezeyim mi, sen yat ben sen çiğneyim. Efendim? Ay pardon, ezerim değil mi, mahvur ölürsün Allah muhafaza. Biraz halecan yaptım biliyor musun? Tabii uzun bir aradan sonra ve de olsa ilk defa sahalara ineceğim. Bakın Necati Bey, geberdim, eğer bu gece için... Kapazlağra ovlof yovlof gebelen ben. Kapazlağra ovlof yovlof kapazlağra yemem. Ay nereye gidiyorsunuz ben, öyle gazeteyi alıp? Tuvalete. Ay tuvalette gazete okunmaz. La ve la kuvvet. Aa, hoş geldiniz. Geçin, geçin. Amanın, gene mi doldu bu ev? Hadi bakalım, boşaltın. Herkes evine. Yallah. 5 dakika içerisinde bu evde kimse kalmayacak. Herkes gidiyor. Feride Hanım hariç. Biz annemi görmeye geldik. İstisna yok. Evin reisi konuşuyor. Herkes burayı boşaltsın. Lütfü sen de. Hayda, beni niye özellikle şimdi hayda, geldin söylüyor ki? Hayda, yallah. Yüzünü görseydin ya. Allah. Hadi verin bak, verin. Çıkalım, ne yapacağız ya? Şşş, sanki daha hızlı nazlı gidiyorlar, hızlı, daha hızlı. Çabuk. Stop.
Papatya'm. Efendim. Papatya'm hadi gel artık. Olmuş. Ah öyle uykum geldi ki. Ah. Sen uyandırayım papatyam. Necati Bey size bir şey sorabilir miyim? Şu Necati Bey'i sizi bizi bırakalım mı artık? Tamam soruyorum. Sor bakalım. Bana gerçekten aşık mısın? Tabii aşıkım canım. Peki anlatın en çok neyimi beğeniyorsunuz? Anlatmayayım da göstereyim mi? Peki programda şiirler okumuştunuz. Şimdi nerede o şiirler? Bak şimdi bu soru ne oldu biliyor musun? Hani böyle futbol maçlarında sonlara doğru zaman kazanmak için oyuncu yatarda kalkmaz ya. Sen de aynı işleri yapıyorsun bak şimdi. Hiç anlamadım. Yani benimle evlendin bana bir gol attın. İşte benim süremi çalma. Bırak bir gol de ben atayım. Hepsiyle beraber olalım. Ay ne demek istiyorsunuz hiç anlamıyorum. Ben şimdi anlatmayayım da göstereyim mi? Yani hiç konuşmadan mı uyuyacağız? Sahi işlerimi anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor annem. Eylem yapalım. Benim içim bayıldı. Gidip bir şeyler yiyeyim. Ya benim de içim bayıldı. Benim her şeyim bayıldı. Aa! Hatırladın mı beni Zuhal Hanım? Aa Necati amca sen unutulacak adam mısın ayol? Hatırladım tabii. Seni evlendirene kadar göbeğim çatlamıştı. Ne oldu? Tamam valla. Evlendirdin ama ben hiç memnun değilim ya. Aa deme. Nasıl memnun değilsin? Yani senin beni everdiğin kadın biraz böyle keçi ilanı çıktı. Yani ben ne yapayım Necati amca? İade mi edeceksin ayol kadını? Yok iade etmem. Doğrusu güzel kadın. Asil, soylu. Ama... Ama ne? Ya, evlendiğimizden beri daha bir öpücük bile yok. Hani nikahta alnından öptüm diye onundan kaldım. Ha? Keşke öpmeseymişim. Yerinde kullansaymışım hakkımı. Kız boş tutma. Ay yazık sana ayol. Tıkıyorum ya. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor evlilik? Nasıl bir adam? Canım işte programda gördüğünüz gibi bir adam. Ay anlat biraz nasıl öyle programda gördüğünüz gibi adam? Horlaması var mı horlaması? Ayol Feride bilmez ki onu. Adam geceleri uyumuyormuş. Nasıl uyumuyormuş, ne yapıyormuş? Adam Feride'nin peşinden koşuyormuş. Yani Feride önde, Necati Bey arkada, sabaha kadar kovalamaca. Ay Semiha! Bak ne kadar şanslısın. Benim adam beni kovalamayı 20 sene önce bıraktı. Şimdi ben onun peşinden koşuyorum. Benimki de benden kaçarken rahmetli oldu. ne oldu dün gece? Anlat. Yaptın mı dediklerini? İyi artık bu konuyu kapatalım. Öteki komşular nasıl ha? İyiler mi? Bırak şimdi öteki komşuları sen anlat. Ay Perihan. Pes yani Necati amca. Sen bu çeneyle o şarkılarla karını öpemediysen ben sana ne yapayım ayol? Şimdi sen benim nikah şahidim değil misin? Evet. Gel evliliğimizde de şahit ol. Bir evimize uğra, bir misafirimiz ol. Bir çayımızı iç, bir kadın kadına sohbet edin. Ay yani Necati amca ben ne yapabilirim? Evlendim, seni evine gönderdim. Haydar dümen miyim ayol yani onu da ben mi halledeceğim artık? Gerisi sana kalmış, ne bileyim ben. Bak, iki defadır iniş takımları açık. Pisti pas geçiyor. Yani ne zaman açılacak bu pist? Ay azmış ayol bu, neler söylüyorsun sen? Ayıp ayol, demiş bana anlatıyorsun. Ben ne yapayım sana ayol? Ya bak ne güzel programda bizi evlendirmiştin, birleştirmiştin. Gel burada da bu işi hallet. Bu işi sen yaparsın, kurban olayım. Sen doğuştan köpçatansın. Bohçacı yani matchmaker. Ama gelemem Necati amca, çok işim var inan ki. Yapma be Zuhal kızım, bu işi bir tek sen halledersin, kurban olayım. Bak bu akşam bekliyorum tamam mı? Gel misafirimiz ol, kadın kadına bir sohbet edersin. Sen bu işi halledin, adresimi yazıp bırakayım. Hatta bak emret ben geleyim alayım. Yok canım. Kurban olayım hayır deme kızım ya, bu işi hallet Allah billah aşkına. Ay ne olur bana yemin verme lütfen. Yandım kurudum kız. Ay ne yapacağız adam kurumuş. Ay Feride sen de bir alemsin.
Ya evlendin artık, niye kaçıyorsun adamdan? Sen de benim gibi 50 yaşından sonra evlensen sen de kaçarsın. Öyle kolay olmuyor. Gençlikteki gibi değil yani. Kız, kilolu diye mi yoksa? Ha yok canım. Bak 5 tane dairesi var. Sana da düşer bir gün. Adamı soğutma. Ben daire peşinde değilim Cemileciğim. Ay bu kadın beni öldürecek. Hem utangaç hem inatçı. Perihan saat kaç olmuş? Ayol dağılmışız. Hadi kalkın, adamlar eve almayacak ayol. Anlattıklarına bakılırsa senin adam birazdan gelir. Göz kırpmaya falan başlar. Aa, biz gidelim. Cemile. Aa, geldi bile ayol. Ay ne iyi oldu Feride. 2 gündür özlemişim. Ay, ben de sizi çok özlemişim. İyi ki geldiniz. Kafam dağıldı sayenizde. Sen de gel, sen de gel. Dükkana uğra. Ya da gel. Tamam ben de. Hoş geldiniz. Vallahi o. Buyurun buyurun. Merhaba hanımlar. Ya. Rahatsız ederim, kusura bakmayın. Damla sen ne rahatsızlığı, buyurun geç içelim. Ben alayım. Pekleci misafirimize gelip bir çay demleriz değil mi? Aa tabii demleriz. Hoş geldiniz. Efendim hanımlar, Duayla'nın böyle evlendirdiği çiftlerin evine arada sırada ziyarete gidermiş. Hani bir sorunları var mı, bir şey oluyor mu, olmuyor mu diye. O yüzden olan bir ziyaret yani. Ay keşke haber verseydiniz, önceden hazırlık yapardı. Yok, çok kalmayacağım zaten. Belki kalmayayım mı? Aa, ne münasebet. Belki bir cevap hakkı falan da var. Hadi hadi hadi. Gideyim. Takılın tamam. Şimdi hadi. Ay ayakta kaldınız. Buyurun. Buyurun, buyurun geçin. Hanımlar siz de buyurun geçin bakalım. Kasım kasına konuşun. Ben de çıkayım. Ben hala haber bekliyorum. Hani evlendirecektiniz beni? Ya dur ayol, kısmetim çıksın evlendireceğim. Kendime saklayacak halim yok herhalde. Cemile abla. Ay darılma ama sen önce şu dişlerini bir yaptırsan. Ha? Ondan sonra gelsen benim programıma. Zira ben bu program sayesinde sizin yaşınızdaki erkekleri çok iyi tanıdım hanımlar. Hepsi azgın tekayı ol, bunların güzel kadın istiyorlar. Ay çok utandım şimdi. Çok mu kötü dişlerim? Ay Cemileciğim bak darılmak yok. Zuhal Hanım'ı hepimiz tanıyoruz. Doğru bildiğini dobra dobra söylüyor. Hah çok güzel. Ben de zaten buraya dobra dobra konuşmaya geldim. Konuşalım tabii. Ay ne içersiniz? Hiç zahmet etmeyin gerçekten. Aa. Ay, siz konuşun konuşun. Ben bir kahve yapayım size. Orta olsun o zaman. Tamam. Versin. Ne konuşacağız dobra dobra? Şimdi Feride Hanımcığım, ben sizi evlendirdim, evinize yolladım ya. Evet. İşte bazen nikahtan sonra bazı çiftler çok mutlu olurlar, her şey yolunda gider. Kimileri de anlaşamazlar, bir takım böyle ufak sorunlar olur evlilik içerisinde. Bunlar da benim kulağıma gelir genelde. Evet. Ama siz Necati Bey'i sevdiniz, kanınız ısındı, evlendiniz, çok da mutlu olacaksınız bundan eminim. Vallahi şimdilik bir sorunumuz yok. Heh işte Necati Bey öyle demiyor ama. Ne diyor? Necati Bey biraz zor durumdaymış. Zor durumda mıymış? Neymiş bu zor durum? Kendisinin bir takım sıkıntıları var. Bazı şeylere bir türlü ulaşamıyormuş. Neymiş o şeyler? Anladım. Gelip size sucuk meselesini anlattı değil mi? Sucuk? Ay bravo yani Feride Hanım. Ben lafın neresinden gireyim diye bir şekil aldım burada utana sıkıla. Siz yani maşallah bodosumadan sucuk diye girdiniz. Yani şekerim sabah sucuk pişirmem dedim. Gidip onu şikayet etti değil mi? Vallahi benim sizin evinizdeki şarküteriyle ilgili problemler hakkında bir fikrim yok. Necati Bey'in derdi başka. Çorba tuzsuz olmuştu. Gelip onu mu söyledi? Her şeyi gırtlı ama. Yok efendim çorba değil. Başka bir sorun. Anladın sen onu. Anladın Feride Hanım. Anladım. Hı? Anladım. Anladım. Evin dekorasyonunu değiştirdim şekerim. Kesin ona gidip şikayet etti. Kesin. Sen anladın beni Feride Hanım. Anladın. Ay Feride vallahi ben bile anladım yani. Ha. Herkes anladı mı bizimki anlamadı. Niye? İniş takımları, iniş takımları. Ay ben niye aldım bu kahve yapma işin üzerimi? Çatlayacağım şimdi. O zaman ben seninle birazcık daha açık konuşayım Feride Hanım.
Ay ben bakarım. Tam da zamanı. Hoş bulduk Cemile teyze. Ama bu oğlan da en münasebetsiz anlarda gelir. Ay çatlayacağım, kim o? Uzun oğlan. Herkese merhaba. Hoş geldin Vedat. Hoş geldin. Nasılsın Semih abla? Sağ ol canım, sen? İyi, ne olsun işte. Merhaba. Merhaba. Bu kim? Aa oğlum. Vedat ben, nasılsınız? İyi mersi. Vedat oğlum hoş geldin. Aa, Necati Bey siz gitmemiş miydiniz? Gitmiştim, gelmişim gene. Gel Vedat oğlum, ben seni alayım. Bırakalım hanımlar kendi kendine konuşmalarını yapsınlar. Feride Hanımcığım, Necati Bey geldi dedi ki geceleri canı sıkılıyor. Neden sıkılıyormuş canı? Neden sıkılıyormuş canı? Şeyden sıkılıyormuş. Adamcağız kendine dert etmiş. Ben böyle mükemmel bir kadını nasıl mutlu edeceğim diye. Tabii canım, evlilik çok ağır bir sorumluluktur. Gel bak ben sana anlatayım oğlum. Ne takıldın bunlara, gel. Geç. Şöyle otur, seninle baba oğul konuşalım. Teşekkür ederim Necati Bey. Benim babam var zaten. Biliyorum, şu anneni aldatan adam. Olabilir ama teknik olarak hala benim babam. O yüzden kendinizi babam yerine koymayın. Tamam, peki evladım. Otur bakalım şöyle. Tülyan teyze, ne oluyor içeride? Ay ne bileyim, çatlayacağım vallahi. Aman çatlama da bizim oğlana da bir Türk kahvesi yap bakalım şöyle bol köpüklü. Enerjik işte, anlasana Feride Hanım, fıkır fıkır kaynıyor adam, öyle malak gibi yatmak istemiyor geceleri. Ay bunları gelip size mi anlattı yani? Feride Hanım, adamcağız nikahta alnınızdan öptüğüyle kalmış. Yazık, günahtır, ayıptır yahu, bir öpücük verin bari. Vallahi biz de öyle söylüyoruz Zuhal Hanımcığım ama utangaç bu, utangaç. Doğru, yani şu anda bu konuyu burada konuşmaktan bile utanıyorum. Aa, aşk olsun yani Feride Hanım, utanıyordun da niye evlendin ayol o zaman? Ayol zorla kolumdan tutup evlendirdiniz. Aa inanmıyorum, vallahi kalkar giderim şimdi. Ne alakası var canım, sen hoşlanmasaydın zor evlenirdin o adamla. Ay kimi kandırıyor ayol bu? Ay çok doğru söylüyorsunuz. Yani bizim Feride aklına yatmayan hiçbir işi yapmaz. Senin aklına yatmayan ne Feride Hanım? Sen bana bir söylesene bunu ha. Ayol adam yaşına göre çok da hoş, çok da tatlı bir adamcağız değil mi? Beş dairesi olan her erkek hoştur zaten. Bak anlıyor bu dişsiz erkekler. Bir de dişleri olsa vallahi Freddy Krueger gibi kabus gibi girecek adamların odasına. Yani hala inanamıyorum. Bütün bunları gelip size anlattı öyle mi? Yani anla işte, ne kadar çaresiz ki adam bana kadar geldi Feride Hanım. Orta şeker değil mi Perihan teyze? Bunlar sana değil oğlum. Ayol biraz yüz versene adama. Eskimez ya canım. Ne eskimez? Ne eskimez? Ne eskimez? Evlilik eskimez. Hah evet. Benim yaptırdığım evlilikler asla eskimez. Anne benden bir şeyler saklanıyor burada. Bu konuyu kapatalım artık hadi. Aa daha bitmedi Feride Hanım. Ne eskimez ya? Allah. Gel yavrum bak, ben sana neyin eskimeyeceğini anlatayım. Esasında hiçbir şey eskimez. Böyle kullanmakla falan bir şey bozulmaz. Ne demiş atalarımız? İşleyen demir ışıldar. Bunun tersi de doğrudur. Işıldamayan demir işlemez. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım ki ben. Bak Feride Hanımcığım, sen daha gençsin, güzelsin. Maşallah taş gibisin, mihrap yerinde. Niye erkenden kendini emekli ayırıyorsun? Ay bence de yani Feride. Ah, ben anladım senin derdini. Şişman diye mi istemedik? Ay yok canım. Bak, en iyi aşıklar kellerle şişmanlarmış. Çünkü adamın öbür taraftan kompleksi var ya, diğer tarafa yükleniyor, çalışıyor yani dirayetle kapatmak için açığı, anladın? Çok doğru. Sonunda hazır kahveler. Feride Hanım, bakın ben sizi mutlu olmanızı istiyorum. Böyle akşamdan akşama bir kahve içmekle evlilik geçmez. Nasıl geçer Zuhal Hanım? Nasıl mı geçer? Estağfurullah, şiştim. Çocuğum sen niye zıpırt araya giriyorsun? Şurada kadın kadına bir şey konuşuyoruz değil mi? Ne münasebetsiz şeysiniz. Ne konuşuyorsunuz? Ya bak ben sana anlatayım ya Vedat'cığım. Hanımlar ne konuşuyorlar? Ben Vedat'ı biraz alıyorum, siz rahat rahat konuşun. Kadınla kendine bir şey ikram edemedik. Şuradan diyorum bir şeyler al da. Ne biliyorsun, dondurmalı tavuk göğsü falan. Onları ikram ederiz. Paran var mı? Heh, 6 tane al yeter. Hadi hadi. 8 al, ben 2 yerim. Ben her şeyi kaçırdım. Baştan alabilir miyiz? Dur ayol, buraya kadar zor geldik zaten. Baştan falan alamayız. Otur hadi otur. Senin derdin nedir Feride Hanım? Bir anlatır mısın sen bana? Ay
Madem buraya kadar yorulup geldiniz, söyleyeceğim. Ay, çok şükür. Söyle ki çare bulalım, değil mi Feride Hanım? İçimden gelmiyor, tamam mı? Aa, ne yaptı ki? Ah, çok kırdı beni, çok. Ay, belliydi senin zaten başka bir derdin oldu. Belli belli. Sıkıntı yapmış, şişmiş bu, ondan açılmıyor pist. Anlamadım, ne pisti? Unuttun sen pistimizdi. Kaç tane pist var ayol? Acıttı mı şimdi, dur. Sen anlat Feride Hanım, devam et. Nikah öncesi bana evlilik sözleşmesi imzalattı. Bildiğimiz evlilik sözleşmesi. Malından, mülkünden faydalanma diye, öyle mi? Aynen öyle. Boşuna evlenmişsin o zaman. Cemile. Tabii doğal olarak kadıncağız üzülmüş bu duruma. Parada pulda gözüm yok benim ama yine de bir güvensizlik göstergesi. Sanki malım ülke için evlenmişim gibi. Vallahi ben olsam çoktan yatağı bile ayırmıştım. Ben olsam çoktan boşanmıştım. Sus kız, dişsiz. Gazı verme sen de. Kadın üzülmüş zaten. Şunu bir kopyası varsa versene sen bana. Yok canım, ne kopyası? İmzalayıp verdim, ne yapacağım? Vallahi bravo yani Feride Hanım. Ne kadar olgun kadınmışsın. Başkası olsa çoktan tekmeyi basmıştı, değil mi? Tekmeyi bassa o zaman ceza olmazdı. Ama bak şimdi nasıl süründürüyor. Aferin kız Feride. Çok iyi yapmışsın. Şimdi uçuşlar serbest mi? Bırak şimdi uçuşu. Çok sinirliyim. Niye? Ne oldu ki? Sen bilirsin niyesin Necati amca. Vallahi bir şey bilmiyorum. Var ya, kadın yerden göğe kadar haklı. Sen de o pisti çok pas geçersin. O kadar kadını oturttunuz, konuştunuz. Sonunda beni mi suçlu çıkardınız? Evet, suçlusun yani Necati Bey. Peki ne yapmışım? Ayol, kadına evlilik sözleşmesi imzalatmışsın. Ne yapmışım? Kadın yerden göğe kadar haklı. İnanamıyorum yani, dua et evlenmiş seninle. Ben öyle bir şey yapmadım. Yok kadın şimdi söyledi imzaladım diye. Bir yanlış anlama var. Vallahi bilmiyorum Necati amca, kusura bakma, bunu ben bile tamir edemem. Yani o sözleşme öyle ortada durduğu sürece bu kadın sana öpücük de vermez, elini de vermez, bilmiyorum yani. Necati Bey ömrü boyunca cimri bir adam olarak bilinmişti. Ama 4 evlilik yapmış olmasına rağmen evlilik sözleşmesi denen şeyden haberi bile olmamıştı. Aksine ayrıldığı eşlerine karşı derinde bir suçluluk duygusu hissetmiş ve elindekileri onlara vermekten hiç çekinmemişti. Feride Hanım. Evet. Hani bizim aramızda bir evlilik sözleşmesi vardı ya. Evet. Haklık yok. Ne yaptınız? Avukatın zoruyla olmuştu zaten. Aklı şeyimiz ortak. Sanırım bu konuda da artık aramızda bir engel kalmadı. Evet galiba. Ne duruyoruz hadi. Ama şimdi... Anladım, şimdi ütünüz var ama akşama kesin. Geber gibi de belli bir kafazlar olup yolup geberen terecek gibi kafazlar olup yolup kafazlar yemeli geberler hep olup yolup. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O muhteşem gece nihayet geldi. Yatabilir miyiz? Evet dede. Bugün son gecemizmiş. Hadi gel bakalım. Dede ya. Babam inat ediyor. İlla taşınacağız diyor. Annem de ikisi de kafaya koymuş. Şimdi anneniz babanız ne derlerse desinler. Onları şikayet etmek yok. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım şimdi uyuyacağız. Ben size güzel bir masal anlatayım. Tamam.
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellal iken, pire bakkal iken, bir memlekette Prens Erdem diye bir genç yaşamış. Erken kalkmışsın. Ya bir kuzu bir kolumda, bir kuzu öbür kolumda, sabaha kadar uyuyamadım. Çok seviyorlar seni. Ben de onları çok seviyorum. Bir de alışmışım biliyor musun? Şimdi gidecekler. Artık 10 günde bir mi gelirler? 20 günde bir mi gelirler? Bayramdan bayrama mı gelirler? Aman! Çıktın, merak ettim. Kamyon geldi mi? Gelmiştir. Lütfü doğdu doğalı o evde hep beraberdik. O yüzden böyle bir içim tuhaf oldu. Artık büyüdüler, kabul etmek lazım. Belki doğru söylüyorsun ama bana göre büyümediler. Bana göre onlar daha küçük. Tabii koca adam oldular. Ben onları hala küçük zannetip bağırıyorum, çağırıyorum. Haklı olarak çocuklar kırılıyorlar. Ama hani Lütfi benim kanatlarımın altında olmak zorunda. O dışarıda bir şey yapamaz ki. Bak abisi tamam kurtardı kendini, yırtık etti. Ama Lütfi yapamaz. Bak kirası da yüksekmiş. Maaşı ne kadar acaba? Kaç para alıyor ki? Nasıl geçinecek? Bensiz ne yapacak? Canım kopup gitmedi ya, yanında yine de. İşte sabah kalktığımda torunlarımın sesini duymazsam ben yaşamam haram olur ya. Aman kesin edeceğim, onlarla uğraşacağım. Zaten aynı evin içinde olmaz. Artık sen varsın. Yarın ağzımdan bir şey kaçırırım, seni de kırarım diye korkuyorum. Yaşlandıkça patavatsız oldum ben. Bak koca olan gitti. Ama böyle kendini üzersen olmaz. Hadi kalk eve gidelim. Al oğlanı karşına gitmedi. Eğer yine giderse o zaman üzülürsün. Olmaz. Olmaz öyle şey canım. Diyemem. Hadi hadi dersin. Ay hiç değilse dükkana dönsün. Aman dükkana hiç olmaz canım. Hadi Necati. Gitmemişler. Zaten bir gitme desem 50 sene gitmezler. Ne yapalım? Senden kıymetli mi? Ya sen ne iyi bir kadınsın ya. Tamam gitme diyeceğim. Ama sırf torunlarım için. Allah Allah. Ne oluyor lan burada? Aman. Bu ne hal, bu ne hal? Bu sinirler mi taşıyor evime? Hırkız mı girdi kadın? Necati sinirlenme. Nasıl sinirlenmem canım yani? Bizden bunu taşıyacağım diye gazeteci mi uydu? Evimi mi soymak istiyordu? Gülşen'cim Lütfü nerede? Aşağıda kamyoncunun yanında. İşte birazdan gelir konuşursunuz. Hadi canım. Aa bak televizyonu da götürmüş. Allah Allah. Ana dolabı da götürmüş görüyor musun? Etler duruyor mu lan? Öldüreceğim ulan bunu. Necati dursana! Dur.
duramam kadın, duramam. Nasıl dururum kadın? Baksana evde bir tane eşya kalmadı. Ulan bu evde ben varım, sen varsın. Biz nasıl yaşayacağız? Tamam işte, sen onlara gitmeyin, kalın deyince eşyalar da gitmeyecek. Olur mu efendim? Demem o zaman, eşyalar yüzünden kalın diyorum sana. Ne kıymeti kalmaz. Yok canım. Geçsin efendim, geçsin, geçsin, geçsinler. Cehennemin dibine kadar yolları var, geçsinler. Bir daha da gözüme görükmesinler. Hay buradan, ben bu evde eşek başım lan. Bağrımda yılan beslemişim. Sakin ol Necati. Elimi soydu herif oldu. Necati, ne olur. Öldüreceğim lan bunları. Necati, ne konuştuk ama hayatım, hadi. Tamam kuzum, tamam kuzular, tamam. O kadar üzülmek, tamam. Çok delirmedin, tamam Eren. Fazla kızma, tamam, korkma, tamam. İyi tamam, babanız istiyorsa kalabilirsiniz. Necati Bey'in büyük oğlu Lütfü taşınmaktan vazgeçmiş, evdeki hayat eski haline dönmüştü. Feride Hanım ve Necati Bey evliliğin 10. gününü geride bırakmış ve birbirlerini yavaş yavaş tanımaya başlamışlardı. Necati Beyciğim. Canım. Yani kaşla göz arasında salonu eski düzenine getirttiniz, pes yani. Hanımefendi, bu düzen uzun araştırmalardan, incelemelerden sonra kurulmuş bir düzendir. Lütfen evinizin ayarlarıyla oynamayınız. Size bir şey söyleyeceğim. Lütfen yanlış biliyorsam düzeltin. Tabii. Bu evin hanımı artık benim. Kum saati gibi bir işaret bulduk. Evet, doğru biliyorsunuz. O zaman evde bir değişiklik yaptığım zaman lütfen müdahale etmeyin. O zaman ben de bir şey söyleyeceğim. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Yanılmıyorsam bu evin erkeği de ben. Evet. O zaman benim de sizden bazı taleplerim olduğu zaman müdahale etmeyin. Ne gibi? Üpücük mü üpücük? Ne seyrediyorsunuz böyle? Ha, bir belgesel, demin çok enteresan bir şey vardı. Bir örümcek türü bu. Karadul. Çok zehirli bir örümcek. Ama bir özellikleri var bunların. Şimdi bundan karı koca çiftleştikten sonra kadın erkeğini yiyor. Ama öyle böyle değil, bildiğini yemek çatır çutur yiyor kadın. Herifi. Yani biz örümcek olsaydık da ve seninle evlenseydim çok uzun yaşardım. Ay, bunu değiştirelim mi? Bir dizi falan açalım ha. Ben sevmem öyle örümcek mi örümcek. Lütfücüğüm, devam et, devam et, mutfağa doğru devam et. Yok babacığım, ben oturmaya geldim. Evladım, mutfakta da oturabilirsin. Burada mı oturacaksın? Evet baba, burası evin oturma salonu değil mi? Evet de, bu evin çok da güzel bir mutfağı var. Orada da güzel kıyma var, taze soğan, taze yumurta aldım. Kendime kıymalı yumurtaya koydum. Anladım baba. İki yumurtadır. Çift sarılı iki yumurtadır, anca doyarsın oğlum ben. Tamam baba. Hı? Afiyet olsun. Ayıp oldu çocuğa. Ya otursaydı da bize ayıp olacaktı. Şöyle bir ne yapayım? Kirli benizin var mı? Makineye atacağım da. Var ama salondan geçemiyorum. Burada mıydınız? Merhaba, rahatsız ettim ben galiba. Yok, estağfurullah. Yok yok, ben rahatsız ettim, ettim. Aa, dizi başlamış. Ay, ben bunu makineye atıp geliyorum hemen. Ya dede, ya bir şey de. Şimdi diyeceğim bir şey. Dede hep benim eşyalarımı alıyor.
Asıl sen benim eşyalarımı yedin. Dede of ya. Of çocuklar. Of çocuklar ya. Of. Ulaş kalemle koşma. Evdeki bu kalabalık Necati Bey'i hem mutlu ediyordu hem de sinir ediyordu. Kalabalık bir aile olmanın pek çok iyi yanı vardı. Ama yalnız kalmak istediğinde bu çok... Galiba bu gece çok uykunuz var ha? Yok ama mecburen uyuyacağız yani. Zaten uyumasak da sen mutlaka yokuşa sürecek bir şeyler bulursun. Yani pes ettiniz öyle mi? Yok pes etmedim de kabul ettim. Yani herhalde sen benimle sadece arkadaş olmak için evlendin. Saygı duyuyorum olabilir herhalde bir şeylerimi. Beğenmemişsindir. Ne yapalım bir de arkadaş oluruz. Ay ne olur böyle düşünmeyin. Yani sizden hoşlanmasam sizinle evlenir miyim? Ama işte bu yaşta insan gençlikteki gibi kendini birden bırakamıyor. Yani demek istediğim... inanın sizi bir daha üzmeyeceğim. Ay bir insan bu kadar çabuk uyur mu? Zamak. Gel gidelim sazlara of of. Yem verelim kazlara of of. Kazlar yemi yerlerken hop hop, biz gidelim kızlara of of. Zambak kim? Zambak mı kim? Evet zambak. Dün gece uykunda sayıkladı. Zambak mı dedim? Evet. Zambak çiçek. Yani herhalde çiçek bir çiçek topluyordum. Artık topluyor muydun, kokluyor muydun bilemiyorum ama yani son derece mutluydum. Aşk olsun ben senden başka çiçek koklar mıyım papatyam ya? Rüya işte yani ne bileyim ne yapıyordum. Bir şey daha soracağım. Bu sandığın içinde ne var? Bu sandığın içinde mi? Evet. O sandığın içinde böyle ıvır zıvır. Madem içinde ıvır zıvır var niye o zaman üstünde kilit var? Sandığın kilidi, o da ne kilit milit koymuşuz. O zaman açalım madem içinde ıvır zıvır var, sen de görmüş olursun. Yok, sandık açılmaz. Neden? Neden? Çünkü anahtarı yok. Ay, buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. İnanmıyor musun? Yani anahtarı ne olmuş olabilir de kaybolmuş olamaz mı? Yani içinde ne olduğunu söylemek istemiyorsan saygı duyarım. Ama bundan sonra demek ki aramızda gizli saklı şeyler olacak. Aşk olsun papatyam ya benim senden gizli saklı neyim olabilir ya? Mantıkma kafana işte ya boş ver öyle bir sandık. Madem anahtarı yok kırdıralım. Yok canım kırdırılır mı sandık şimdi? Durduk yerde elin gariban sandığından ne istiyorsun canım o da öyle duruyor sana bir şey diyor mu? Bırak dursun takma kafana ya. Sana bir şey demiyor ki orada sandık orada duruyor işte. Bırak dursun. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Eşkülillah. Nimet-i celilullah. Asıl eksilmesin, tatsın, dökülmesin. Bu gitti kanisi gelsin ya bir alemin. Allah Halil İbrahim bereket etsin. Afiyet olsun çocuğum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Belin Hanım sen bırak. Gülşen halledi. Ha evet evet. Gülşen halledi. Kızım Özge sen yardım ediver bari. Hadi. Gülşen abla halledermiş işte anne. Feride Hanım bırak. Hakikaten Gülşen halledi. Gel. Allah. Gülşen halleder, Gülşen halleder, Gülşen düşmanlığı bunlar ya. Ne oldu? Ne olacak? O çeyrek gelin yetmiyormuş gibi şimdi bir de üvey görümce çıktı. Yok yok biz taşınacaktık. Tam gelmişti kapıya şu kamyon, eşyalar da taşınıyordu ama yok aptal kafam benim. Heh, Gonca'nın gözyaşına kandım ben yok yok. Vallahi taşınmaya teğet geçti lan. Lütfü, sen ne takınıyorsun? Az önce yemekten kalkmadık mı? Doymadım. Ne yapayım? Lütfü, bir an önce taşınıyoruz. Hemen bir ev buluyorsun ve biz bir an önce taşınıyoruz buradan. Gülşen, taşınıyoruz diye diye ömrümü yedin, ömrümü. Feride Hanımcığım, yarın hayırlısıyla internet sitemizi açıyoruz. Ya. Ya, www.senkasap.necati.com. Ay, çok medeni bir girişim. Bravo vallahi. Teşekkür ederim, ben düşündüm. Hanımefendi sizi de onurlandırın da yarın açılışı beraber yapalım. İlk tıkı beraber tıklayalım. Kordayla falan da keselim mi oğlum? Yok artık baba, daha neler, kokteyl falan yapalım, çelenk. Ya abartma Allah aşkına. İnternet sitesi hiç öyle açılır mı Necati? Gülerler vallahi. Milletin haberi olmadan açılış yapılır mı? Millet duyacak, reklam olacak ki girip sipariş verecek. Babacığım Erdem'i daha ne kadar orada çalıştırmayı düşünüyorsunuz? Çünkü gün içinde görüşmelere gitmek zorunda da. Ya biz oğlumla anlaştık, o artık benimle. Ay çok üzüldüm. İşten mi atıldınız siz? Niye öyle çok zevk alıyor gibi sordunuz? Geçen gün büyük büyük konuşuyordunuz da... çalışanları kovmak lazım maliyeti kabartıyor diye. Sonunda sistem sizde mi yedi? Yok, onu babam yedi. Lütfü sen konuşma Lütfü. Bak kardeşin geldi, hemen atılımlar başladı. Siteyi açtık, dünyaya açıldık. Demek dünyayla aramda sen duruyormuşsun. Ondan tıkalıymış. Hadi karneleri getirin bakayım, karne zamanı. Bak Gonca, Yiğit nerede? Bilmiyorum baba. Yiğit! Bu aralar sesi çıkmıyor, kesin bir sürü zayıf getir. Armut dibine düşer oğlum. Feride Hanım siz babama bakmayın. Yani okulda benim derslerim gerçekten çok iyiydi ama... beni babam okutmadı ki. Dükkana çırak lazımdı çünkü. Hangi şey iyiydi? Din, beden, ahlak. O da iyiydi bak, iyi. Pek iyi demiyorum ha, iyi. Hakikaten abi ha, okulunuzun yıllığını okudum. Pamukta fasulye yetiştiriyorlar ya, bir tek seninki çürümüş. Herkesinki filizlenmiş nedense. Aman aman, iyi ki okumamışım. Ben de senin gibi şimdi işsizdim. Heh, verin bakalım. Önce büyüklere getir bakayım dedene. Önce seni de babaanneye ver. Karneye önce büyükler bakar. İlk defa duyuyorum. Yeni bir adet mi bu? Özge. Ay Gonca'cığım ne güzel. Hiç zayıfın yok. Hepsi peki. Kutlarım kızım. Bakalım Yiğit Bey'in kaç tane zayıfı var? Hepsi peki. Aferin Yiğit oğlum. Kurtarmışsın zayıfları. Gerçekten mi baba? Vallahi. Bakayım. Baba. Gerçekten mi? Aa, vallahi zayıfı yok. Aferin be, aynı benim karnem ha. Çalışıyoruz amca. Koçum benim. Aferin yengem. Vallahi bu çocuklar güzel bir hediyeyi hak etmiş. Bilemiyorum artık. Ne hediyesi canım, ne gerek var şimdi? Bu onların görevi zaten. Yani görevlerini yaptı diye hediye mi verilirmiş? Şimdi polis ben kırmızı ışıkta duruyorum diye bana hediye mi veriyor? Yok canım yok, hediye falan gerek yok. Aman aman, ne gerek var Lütfü? Ne gerek var Lütfü? Sen benimle mutfağa gelsene. O karneyi de al. Dur bakayım kızım. Yiğit, gel sen bakayım çocuğum. Şu Gonca'nın karnesine bir biz bakalım mı? Gel Yiğit. Gel bakayım, gel. Ay inanmıyorum. Bu adamın da bir ortası yok. Ya sabaha kadar ısrar ediyor ya da 10 saniyede uyuyor.